Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler dilerim. Güzel bir gün ve güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Değerli dinleyiciler, olimpiyat oyunları açıldı. Başladı daha doğrusu. Açılışı da bir skandal niteliğindeydi. Çok ciddi eleştirilere maruz kaldı. Olimpiyatların Paris'teki açılış töreni. Bazıları tabii kimi çevreler bunun harika bir gösteriye sahne olduğunu, Sen Nehri'nde bütün takımların tekneyle bütün Parisleri ve olimpiyatı seyretmeye gelen spor severleri karşıladığını ve müthiş bir görsel şölen yapıldığını söylüyorlar ama özellikle son akşam yemeği, İsa'nın havarileri yediği son akşam yemeğinin canlandırıldığı koreografi, daha doğrusu bu tiyatral sahne gerçekten eleştiriye açıktı. Ve tabii LGBTİ'nin ön plana çıkartılıyor olması da kimi çevrelerde çok ciddi tepkiyle karşılandı. Üstelik organizasyonun çok iyi olmadığı, insanların yaya kaldığı, izleme yerlerine ulaşmakta çok ciddi sorunlar yaşadıkları, İşte yağmurla ilgili hava koşulları, hava muhalefetiyle ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı ve bu gösterilerin yani Paris'in bütününü kapsayacak şekilde, merkezi kapsayacak şekilde yapılıyor olmasının çok ciddi terör tehlikesini de beraberinde getireceği vesaire vesaire pek çok eleştiriler yapıldı. Bu arada tabii olimpiyatlarda büyük bir hızla başladı. Bayan, kadın voleybol takımımızın yıldızı Melisa Vargas 3-2 kazanılan Hollanda maçında tarihe geçti. Vargas olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu. Bu haliyle baktığımızda çok başarılı bir başlangıcı var kadın voleybol takımımızın. Sevgili dinleyiciler, olimpiyatlarla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Tabii futbolda artık yeni sezon yaklaşıyor. Ligler başlayacak. Yarın Fenerbahçe'nin rövanş maçı var. Diğer temsilcilerimiz Trabzonspor'un, Başakşehir'in rövanş maçları var. Ve tabii transfer devam ediyor. Transferde son durum nedir? Buna da bakacağız programımız çerçevesinde. Ve yaklaşan lig öncesinde 3 Ağustos'ta bir Süper Kupa finali var. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul'da Galatasaray'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Takımlardaki son durumu aktaracağız. Galatasaray Avusturya'daki kamp çalışmalarını tamamladı. Son hazırlık maçında Parma'yla yaptı. Sağdan 2-0 galip ayrıldı. Oyun açısından iyi bir görüntü vermedi ama sonuçlardan ziyade başka şeylerin ön plana çıkabileceğini söyledi teknik direktör Okan Buruk. Bu arada Galatasaray'ın yeni transferi Yelert'te Avusturya'daki kamp çalışmalarına katıldı ve burada soruları yanıtladı. Önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor ve bir an önce de oyun şeyler taraftarlarla karşılaşmak ve onlara merhaba demek istiyorum. When I heard that it was pretty close and that it could be an option, I was. Evet, 3 hafta önce ilk önce duydum fakat tabii ki de benim menajerimin bana söylemesi gerekmeyen şeyler vardı. O sürecin sonunda da dün sağlık kontrolleri oldu ve tabii ki çok heyecanlıydım ben de. Bugün de buradayım, ilk günüm beraber takımla birlikte. That makes me feel very happy. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum tabii ki de. Rams Park'ta oynadığım zaman taraftarı gördüm. İnanılmaz bir taraftar kitlesi vardı ve şimdi onlar için mücadele edeceğim için de çok mutluyum. It's very good Victor's here. We know each other from national team. Milli takımdan arkadaşım zaten ve beni burada çok iyi bir şekilde karşıladı. 3 senedir de burada. Dolayısıyla birçok sorumu ona sorabileceğim ve bana çok yardımcı olacaktır ve daha da iyi arkadaş olacağımıza inanıyorum. I'm looking forward to play. Dört gözle bekliyorum sizler için oynamayı. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunuzu biliyorum ve en kısa zamanda da cimbom yapmak istiyorum. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Gelinciler, Galatasaray'ın yeni futbolcusu Yelert'i dinledik. Yelert heyecanlı olduğunu ve çok isteyerek Galatasaray'a geldiğini söylüyor. Fenerbahçe yarın bir rövanş maçı oynayacak ama Fenerbahçe'de bir orta saha oyuncusu, genç bir orta saha oyuncusunun transferi söz konusu. Biliyorsunuz sizlere duyurmuştum tam 2 hafta önce. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho Corinthians'ta forma giyen hücum oyuncusu, sol kenar oynuyor ama sağ kenarda da oynayabiliyor. Vesti Teixeira'yı özellikle istiyor. Roma'yı çalıştırırken de transferini arzu etmişti ama Roma Corinthians'ta anlaşamamıştı. Roma kulübü bugün de bu transferin içerisinde yer alıyor. İtalya'dan bir başka kulüp Napoli bu futbolcunun, Vesti'nin transferini istiyor ve elbette ki İngiltere'den de talipleri var. Corinthians kulübü son derece yüksek bir ücretten bahsediyor. Yani Corinthians'ın istediği rakam 30 milyon euro bu futbolcu için. Fenerbahçe 18 milyon euroluk bir teklif göndermişti. Bu kabul edilmedi. Ama Jose Mourinho'nun ısrarla istediği futbolcu Vesti, bunu çok iyi biliyorum. Sevgili Yusuf Dursun bizimle birlikte ayrıntılıyla Fenerbahçe'deki son durumu konuşacağız. Usta gazeteci biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, Fanatik Gazetesi'nde yazıyor. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin. Tabii şimdi Fenerbahçe çok hareketli, çok şehirli. Herkesin gözü Fenerbahçe'de. Doğru, çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama benim aldığım bilgiler biraz yavaş transferi şeyden sonra, yavaş nesliden sonra biraz yavaşlatıyorlar. Yani beklemeye geçecekler. Serbest kalan bir oyuncu olursa onu tarif olacaklar, ama söylediğin hocanın da o oyuncuyla ilgili düşünceleri gayet pozitif. Yani bakalım ne olacak, çünkü çok ücreti çok pahalı. İşte söylediğin 33, Fener 18'e en fazla veriyor. Biraz bence o transfer olur mu, biraz zor olur gibi geliyor bana. Benim görüşüm tabii bu, ama yani bu kadar da açılacaklarını sanmıyorum. Fener bence bekleyecek. Bir şey olursa transferin son gününde belki o zaman bir orta saha 6 numara belki getirirler, ama şu anda hoca ne yaptı fikri, bir an önceki yarınki maçı turu geçip Lille'de geçip tek değer Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Onun aklında şu anda o var. Diğer oyuncuların da çok şey yapıyor, övüyor. Hepsi çok değerli oyuncular diyor. Hem yeni transfer olsun, hem daha önce Fenerbahçe'de forma giyen çocuklarsa. Bakalım. Bir forma şeyi, müthiş bir kapışma var Fenerbahçe'de. Yarın ilk defa resmi maçta seyircisinin önüne çıkacak. Göreceğiz. Doğru. Bugün basın toplantısı var değil mi? Osem orada evet, bir... Bugün de enteresan, yani 18'de antrenman, 20'de basın toplantısı. Niye öyle şey yaptılar? Daha medya için tabii biraz sıkıntı geç olduğu için keşke öğlende yapabilselerdi, ama tabii onların artık şeyi. Maç saatine göre ayarladılar belki. Herhalde, anladığım kadarıyla. Ve dediğim gibi tabii şey, şansı çıkmadı Nesli'nin. Nesli oynamayacak. Ancak diğer oyuncu Max, sanki ben oynayacak gibi bekliyorum ya, yani 11'de olacağını tahmin. Nesli'nin 11'de olmasını bekliyor musunuz yarın? Ben bekliyorum yani. Bekliyorsunuz. Hı. Kalede Ljubović olur. Osayi, Biciku, Çağlar Söğücü, Ferdi ne oynayacağını düşünüyorum. Hı hı. İsmail, Fred, Simanski, Maxim, Tadić, Edin Dzeko. Benim elimdeki, kafamdaki 11 tabloların kararı hoca verecek. Bir sürpriz olmasa orada bu 11'le çıkması bekleniyor. Tabii bir de yarın en çok hocanın da şey, hep söylediği, taraftar çok önemli. Taraftarla bak buluşacaklar. Bir, herhalde 45 bin seyirci falan olacağını tahmin ediyorum. İkinci buluşması Fenerbahçe'nin taraftarı. Evet. Hull City ile bir hazırlık maçı yapılmıştı. Tabii o kadar şey değildi birazcık, ama bu ilk bir resim maçı. İlk resmi maçı. Yeni transfer de gelmesi tabii. Bakalım gidip Fenerbahçe bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sene artık çünkü bayağı 11 yıl oldu. Ortada kupa yok. Hı-hı. Hoca da çok iddialı şeydi. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Akşam da hoca bakalım neler söyleyecek maçla ilgili, göreceğiz. Bakalım. Sevgili Yusuf Tursun son derece önemli bir bilgi verdi. Yarın El Nesli'nin 11'de oynaması bekleniyor, yeni transfer. Bu arada Cengiz Ünder kesin olarak takımdan ayrılacak mı? Böyle bir... Ya bence şeyle birlikte ayrılacak, Emre Mor'la birlikte diye düşünüyorum. Zaç da var. Yani bazı oyuncular Perez, onlarla yolları ayırmak lazım. Ayrılmak zorunda. Birkaç gün içinde herhalde onlarla ayrılacağını tahmin ediyorum. Bu arada yarınki maçta bazı oyuncular, ilk maçta oynayan bazı oyuncuların yedek kulübesinde olacağından bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Ryan Kent sanırım, değil mi? Ryan evet, Kent aynen katılıyorum. Onu yavaş yavaş artık şey yapacak. Orta sahada Kurunic belki, onun yerine İsmail Yüksek, Ryan Kent'in evet. Yerine de Oğuz Aydın oynayabilir mi? Evet aynen olabilir. Ben bir saydım ama birkaç kere değişik olabilir. Yani. Tabii bu sadece benim şeyim. Hı hı. Anladım. Buna benzer. Oğuz Aydın nasıl? İntiba sağladı mı? Edindiniz mi? Yani açık olduğu iddianlarda fena değil. İyi çocuk. İyi niyetli. Bir an önce şey yapmak istiyor. Alışmak istiyor. Tabii kolay değil. Büyük görev verecek ona. Fenerbahçe'de beklenti büyük. Olacak bence, sanki o çocuk şey olacak. Şans alacak hocadan. Anladım. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de ayrılıklar da olacak. Var mı Fenerbahçe gündemine dair ekleyeceğiniz başka şey? Bugün istediğim gibi var. Şu anda çalışıyorlar orada. Bakacağız neler olacağını. Akşam daha detaylı öğreneceğiz. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yusuf abi, iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi çalışmalar. Yusuf Dursun son bilgileri aktardı. Değerli Nijer, Dursun Özbek 8 numara müjdesi verdi. Kısa sürede haber vereceğiz dedi. Galatasaray'ın 8 numara, yani orta sahada merkezde oynayan bir oyun kurucu transferi konusunda son aşamada olduğunu ifade etti. Bugün Galatasaray'ın kurucusu ve ilk üyesi
Ali Samiye'nin ölümünün 73. yıl dönümü. Bu nedenle her yıl olduğu gibi Feriköy Mezarlığı'nda bir tören düzenledi Galatasaray. Cumartesi günü Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz açıklarımız var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da kısa sürede gidereceğiz diyor Dursun Özbek tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sene üst üste şampiyon olduk. 2 sene üst üste şampiyon olan çok kıymetli bir hocamız var. Dolayısıyla bunlar zaten Galatasaray'ın en büyük gücü. Elbette ki çalışmalarımızın sonunda da eksik, ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek diyor. 8 numara eksik değil de kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Onun için de son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haber vereceğiz diyor. Bir kez daha saygıyla anıyoruz Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'ni. Gerçekten son derece önemli. Sadece Galatasaray için değil, Türk spor için de önemli bir figür ve Galatasaray'ın Türk olmayan takımları yenmek felsefesini oluşturan, bu felsefe doğrultusunda kulübün yapılanmasını belirleyen, Galatasaray'ın renklerini seçen son derece önemli bir figür. Türk sporunun, özellikle de futbolun gelişmesinde de büyük katkıları olmuştu 20. yüzyılın başında. Sevgili Nicer, Fenerbahçe ile devam ediyoruz programımıza. Birazdan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamayı dinleyeceğiz. Hafta sonu itibariyle Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı. Federasyon meselesine de değindi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. Sevgili Yücel, hazırsa bu bandımız, Ali Koç bandı yayınlayacağız. Ardından da kısa bir reklam arası, sonrasında Arjantin'e gideceğiz. Arjantin'den bir bağlantı. Ezequiel Fernandez Boca Juniors'ın en değerli oyuncusu olarak kabul ediliyor. Orta sahada oynuyor ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Bence Arjantin liginin de en iyi birkaç oyuncusundan bir tanesi Ezequiel Fernandez. Bununla ilgili olarak arkadaşım Martin Ribas canlı yayın konuğumuz olacak. Çok önemli bir gazeteci. Arjantin'de ve Boca Juniors kulübüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Önce Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Ali Koç, bakalım Yüksek Divan Kurulu toplantısında ne söylemiş, hep birlikte dinliyoruz. Futbol Federasyonu seçimleri. Ben aslında diyeceğimi o gün kürsüde söyledim. Birkaç arkadaşımız bugün çıkıp bu konuya değindiği için bir kez daha değineceğim. Şimdi öncelikle kim kazandı? Bu çok önemli. Bir ittifak kazandı. İsyan edenlerin ittifakı kazandı. Adalet isteyenlerin, haklı rekabet isteyenlerin, demokrasiye inananların, seçim sürecinde tehdit edilen, baskı altına alanların isyanları, eski yönetimiyle futbolun bir adım daha ileri gitmeyeceğine inananların birlik ve beraberliği kazandı arkadaşlar. Bunu seçim süreci nasıl yaşandığını hepimiz biliyoruz. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu ama bu sonuçta çorbada pek çok birbirinden apayrı, farklı insanların, düşüncelerin, duyguların birleştiği bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendiliğinden oldu. Böyle planlanmış, programlanmış bir ittifak olmadı. Ama bu seçim sonuçlarının ileri dönük olarak Türkiye'de futbol paydaşlarının futbolun özgür olmasını, bağımsız olmasını ne kadar istediğinde bence bir çıktısı olarak algılayabiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Futbol özgür olmalı, bağımsız olmalı derken ne diyorum? Çünkü bazen diyorlar ki işte devletten vergi indirimi istiyorsunuz, yapılandırma istiyorsunuz, onu istiyorsunuz bu. Evet, istiyoruz. Türkiye sporda dünya çapında bir ülke olacaksa tabii ki devletin çorbada tuz olacak, en büyük payı olacak. Ama biz sahadaki rekabette siyasetin eli olmamasını istiyoruz. Kurulların oluşumunda adalet dağıtacak kurulların özellikle liyakat bazlı seçimler olmasını istiyoruz. Bir kulübün tahtası kapandığı zaman sihirli bir elin değmesini istemiyoruz. Çünkü bir diğer kulübün tahtası kapandığı zaman o sihirli el onlarda yoksa rekabet dezavantajı yaratıyor. Ama futbol ekonomisi ne yazık ki, yani bir daha söyleyeyim, bir sürü şey söyleyebilirim ama 44 milyon dolar alırken 6 sene evvel bugün 7,5 milyon dolar aldık. 99 puan topladığımız sezonda. Bu ekonomi bu hale geldiği zaman ve ana geliri yayın olan Anadolu kulüpleri ne yazık ki dış etkenlere açık duruma geliyorlar. Kulüplerini yönetebilmeleri için onları da anlıyorum. Ama biz özgür ve bağımsız futbol istiyoruz. Futbolun yönetiş şekliyle, futbolun sahadaki rekabetiyle. Futbolun dünya çapında olması için tabii ki devletimiz destek olacak. Bu statlar devlet olması yapılabilir miydi?
Sadece stat değil, Milli Eğitim'in topa girmesi lazım, Spor Bakanlığı'nın girmesi lazım, Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, top yekün bir ülke stratejimiz olması lazım. Çünkü helva yapacak malzeme bizde fazlasıyla var. Ama çok kısa bir rekabet içindeyiz. İnşallah bu günler geride kalır. Şimdi giden geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim. Değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Fenerbahçe ilişkileri nasıl oldu bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil, eylemler önemli. Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun arzuladığı ve yapacaklarını ifade ettiği gerçekten o adil iklimi sağlayabilirlerse bunun en büyük destekçisi Fenerbahçe olur. Ama gidenlerin sağlayamayacağı kesindi arkadaşlar. Bu federasyonu malum kulübü ittirecek de diyemeyiz. Ama gidenlerin ittireceği aynen %100 kesindi. O yüzden bu değişimin olması iyi oldu. Gidenin arkasından da konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe'ye büyük maliyeti oldu. Sadece onun değil, geçmişteki federasyonların da oldu. Ama demin ifade edildiği birlik ve beraberliği, bütünlüğü biz sağlarsak, enerjimizi birbirimize değil, rekabete, çubukluğunun başarısına ve bize yapılan haksızlıkları odaklarsak, inanın işimiz çok ama çok daha kolay olur. Bugün bu seçimlere karşı gelen kulüpler vardı. Bunu açık açık yapabilenler vardı. Bunlardan biri Fenerbahçe'ydi, biri Beşiktaş'tı. Fenerbahçe'de Beşiktaş camiaları gereken refleksi seçim öncesi taraftarlarıyla bir federasyonu yürüyüş yapsaydı sizce aday olabilir miydi? Ama insanlar açık açık tepki vermekten çekiniyorlar. Bodrum'daki miting toplantımızda miting lafını kullandım. Her şeyimizi cimbızla çekiyorlar. Onun önüne gelirseniz dedim ki arkadaşlar bugün bizim günümüz. Yönetim kurulu üyeleri olarak Bodrum, Kuşadası, Antalya, Ankara, İstanbul, muhtelif yerlerdeyiz. Çok davet aldık. Aramızda düşündük, acaba dedik hep beraber İstanbul'da bir şey mi yapsa bugün de Fenerbahçe mitingi. Yani bir taraftar buluşması anlamında söyledim. Tabii her daim yaptıkları gibi bir cımbızla çekip işi başka noktalara getirdiler. Burada da ne demek istediğimi umarım net bir şekilde ifade edebilmişim. Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamalarını dinledik. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe ile ilgili başka bağlantılarımız da olacak. Bu arada Galatasaray'da genç kaleci son derece yetenekli bulduğum Cankat Yılmaz birincilik kulüplerinden Adana Spor'a kiralık olarak gitti. Bence son derece yerinde bir hareket oldu bu. Çünkü bir kaleci ancak maç yaparak daha iyi seviyeye geliyor. Cankat'ın da özellikleri var. Uzun boylu ve buna rağmen çabukluğu olan bir kaleci. Hazırlık maçında bence Galatasaray'ın kazandığı hazırlık maçında son derece başarılı bir performans sergilemişti. Dolayısıyla Adana Spor'a gidip birincilikte full performans bütün sezonu oynaması Galatasaray'a daha güçlü olarak dönmesini sağlayacak. Bu kaleci bence Fernando Muslera'dan sonra iyi bir yedek, hatta kaleye alabilecek potansiyele sahip. Tabii gelişimine bakmak lazım. Galatasaray'dan yapılan açıklamada 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Cankat Yılmaz 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adana Spor'a kiralanmıştır ifadeleri kullanılıyor. Bir yıllığına kiralık olarak Adana Spor'a gitti. Değerli dinleyiciler, şimdi sizleri Arjantin'e götürüyoruz. Başkent Buenos Aires'teyiz değerli dinleyiciler. Birazdan Dünya'dan Futbol bölümümüzde çok değerli bir gazeteci arkadaşım Martin Ribas bizimle birlikte olacak. Radyo Buenos Aires'te çalışıyor ve Boca Juniors kulübü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Soracağımız soru belli. Galatasaray Boca Juniors'ın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Ezequiel Fernandez'i transfer edecek mi? Futbol Dünya'dan Futbol. Hola, muy buenos días, Martín. Hola, Osgur, el placer de saludarte, bueno, a ti y a toda la audiencia allí en Turquía, en Estambul, esperando para ver qué sucede ahora con Argentina en los Juegos Olímpicos y el desempeño, obviamente, de Ezequiel Dequi Fernández, que es la gran atracción que tiene la selección argentina hoy allí en los Juegos. Genial, perfecto. Es un grandísimo placer hablar contigo siempre para nosotros.
Martín, espero que estés bien. Sí, bueno, acá con mucho frío. Sé que allá tienen calor, me comentabas ayer, Osgur, para mí también es un enorme placer charlar con ustedes. Aquí hace mucho frío, 2 grados bajo cero, está muy fresco, pero bueno, viviendo el fútbol, ayer Boca jugó, terminó empatando 0-0 en su partido de liga, esperando por el regreso de X Fernández, si es que termina regresando y no se queda por allí en Europa. Vale. Te pregunta, mis preguntas tras tus respuestas voy a traducir tus explicaciones para los oyentes, ¿vale? Sí. Vale, Martín. Sí, sí, sí. Vale, lo traduzco. Şimdi Martin Ribas Buenos Aires'te yaşıyor. Olimpiyatları yakından takip ediyoruz diyor. Son derece yoğun günler ve Arjantin sporcuların olimpiyattaki gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Bu arada Boca Juniors'la ilgili gelişmeleri de tabii ki takip ediyoruz. Dünkü maçta 0-0 berabere kaldılar. Ezequiel Fernandez yine çok konuşulan futbolculardan bir tanesi. Bunu konuşacağız. Burası son derece serin, soğuk diyebiliriz hatta. İstanbul'un tersine İstanbul sıcak. Burası da serin, farklı yarım küreler olduğu için bunları söylüyor Martin. Martin, una pregunta. Aquí salen muchas noticias sobre Ezequiel Fernández. Aseguran que el Galatasaray está interesado con su fichaje en una manera intensiva. ¿Este jugador está en la venta? Sí, sí, sí. Tiene una cláusula de rescisión de contrato de 20 millones de dólares, que hace algunas semanas atrás era de 15 millones, pero al haber iniciado el torneo ha subido 20 millones. A partir de allí ha habido una oferta de Arabia Saudita, el Al-Qadisi ya ha ofrecido 17 millones y medio, ahora insuficientes por este aumento de la cláusula a 20 millones. También está interesado el Arsenal, se sumaría el Galatasaray, pero Boca, si la oferta lo satisface, terminaría vendiéndolo. No sería un inconveniente la salida de X Fernández. Burada Ezequiel Fernández, Boca Juniors'un orta saha oyuncusuyla ilgili çok sayıda haber çıktı. Ne diyorsun? Bu konuda Galatasaray'ın da gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ezequiel Fernández son derece önemli bir oyuncu. Evet, transferinde gözde isimlerinden bir tanesi. Şu anda onun serbest kalma maddesi var. 20 milyon dolar. 20 milyon dolara serbest kalır. Arap kulübünden, bir Arap kulübünden Kedişiyah'tan 17,5 milyon euroluk bir teklif geldi ama bunu kabul etmedi Boca Juniors. Arsenal'ın bu kulübe ilgisi var. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Bunu biliyorum. Tabii Boca Juniors tatmin edici bir ücret, yani 20 milyon dolar artı bonuslarında içinde olduğu tatmin edici bir ücret gelmediği sürece bu futbolcuyu bırakmayacak diyor. Martin Kreske, el Galatasaray tiene una posibilidad de tenerlo los ves en Turquía en este periodo. Me refiero al jugador Ezequiel Fernández. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Ezequiel Fernández en su momento había dado el visto bueno para poder ir a Arabia, que es un fútbol totalmente distinto al de allí, al de Turquía. Uno cree que Turquía está un escalón por encima en lo que tiene que ver con lo futbolístico. Por ende, no imagino rechazando una oferta. Si la oferta es buena, si terminan por ahí coincidiendo con lo que pretende el jugador ganar por año, y también obviamente terminan pagando lo que pide el club, que hasta acá es 20 millones, pero al haber otros equipos en el medio, como el Arsenal de Inglaterra y el Al-Qadisi ya de Arabia, puede llegar a hacer un monto más alto para terminar quedándose con el jugador. Galatasaray'ın şansı var mı? Ne diyorsun? Onu Türkiye'de görüyor musun? Elbette ki böyle bir şey söyleyebiliriz. Evet, Galatasaray'ın şansı var. Galatasaray Fernandez açısından baktığımızda Arap kulüplerine gitmektense Galatasaray'a gitmek çok daha iyi. Çünkü biliyorsunuz Türk Ligi çok daha başka, daha üst bir yarışma grubu. Dolayısıyla Fernandez Galatasaray'ı tercih eder ama önemli olan Galatasaray'ın Boca Juniors'ın istediği parayı veriyor olması. Eğer Boca Juniors'ta anlaşırsa 20 milyon dolardan bahsediyor Boca Juniors. Arsenal'da onun talipse Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. Böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum diyor. Ezequiel Fernandez'le ilgili olarak arkadaşım Martin Ribas, son derece önemli bir gazeteci. Radio Buenos Aires'te çalışıyor. Boca Juniors'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Martin, muchísimas gracias por las informaciones. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Gure. El placer de poder saludarlos a todos ustedes. Y bueno, y ojalá se pueda dar el fichaje y pueda X Fernández, Ezequiel Fernández, jugar así en el Galatasaray. Ojalá que todo salga bien. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Abrazo enorme para todos. Abrazo enorme, Martin. Ciao. Martin Ribas bizimle birlikteydi. Futbol, dünyadan futbol. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, az önce Arjantin'den Buenos Aires'ten yaptığımız bağlantıda arkadaşım Martin Ribas Radyo Buenos Aires'te çalışıyor ve Boca Juniors Kulübü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen futbolcu Ezequiel Fernandez'in 20 milyon dolar olduğunu söyledi. Bundan bu rakamdan aşağı futbolcuyu satmayacak. Arsenal'da talip ona bir Arap kulübü Kedişia 17,5 milyon dolar teklif etti ama Boca Juniors bunu vermedi. Şu anda Buenos Aires'te hem takımın yani Boca Juniors'ın hem de Arjantin Ligi'nin en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor. Orta saha oyuncusu Ezequiel Fernandez. Özellikle bir oyuncu. Yalnız benim dikkatimi çeken bir özelliği defansif olarak oynuyor olması. Bu futbolcuya Fenerbahçe'nin de talip olduğundan bahsediyor ama bence Galatasaray defansif orta saha olarak oynayan bir oyuncudan ziyade merkez orta saha olarak oynayan oyun kurucu nitelikli bir futbolcu arıyor. Dolayısıyla baş mevki ön libero olan bir futbolcu bence Galatasaray'ın önceliği değil ama Galatasaray'a yazılan isimlerden bir tanesi Ezequiel Fernandez. Çok sayıda isim var. Dün Gravenberch çıktı. Cenova'dan Danimarkalı oyuncudan bahsediliyor. O kadar çok isim var ki Galatasaray'ın orta saha transferiyle ilgili tam bir enflasyon yaşanıyor. Morten Frendrup Cenova'da oynayan Danimarkalı oyuncu. Bunun dışında Galatasaray Gabriel Sara Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu. Bu futbolcuyu gündemine aldı deniyor. Wendel zaten Zenit St. Petersburg'daki oyuncu ki Medvedev, Zenit'in başkanı bizde kalacak diye bir açıklama yaptı. Ben politik olduğuna inanıyorum. Richard Rios, Kolombiyalı oyuncu. Brezilya'da oynuyor Palmeiras'ta. Bu futbolcunun transferinden bahsediliyor. Ryan Gravenberch biliyorsunuz geçten yazda Galatasaray'ın transfer gündemindeki haberlere konu olmuştu. Bu futbolcunun gündemde olduğundan bahsediliyor. Liverpool'da çok başarılı bir dönem geçiremedi ve kiralık olarak gelebileceği söyleniyor. Ve Florentino, daha önce Jetson Fernandez'in Galatasaray transferi söz konusuyken transfer görüşmeleri çıkmaza girdiğinde bu futbolcunun da Galatasaray tarafından istendiğini biliyorum ama şu anda bu oyuncu gerçekten Galatasaray'ın transfer gündeminde mi emin değilim. Sadece bir iddia var. Çünkü bu oyuncu da defansif olarak oynuyor. Defansif orta saha olarak oynuyor. Bence Galatasaray merkezde oyun kurabilecek oyunu ve hücumu yönlendirebilecek pas yüzdesi yüksek bir oyuncu arıyor. Sevgili Serhan Türk bizimle birlikte Galatasaray'ı adım adım takip ediyor. Demirören Haber Ajansı'nda çalışıyor. İki kamp dönemi de izledi. Ve röportajlar yaptı maç öncesi maç sonrası. Hem kamp izlenimini Galatasaray'ı nasıl gördüğünü soracağız hem de transfer çalışmalarını. Serhan hoş geldin. Hoş bulduk Özgür'ü yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim ben de kolay gelsin Serhan. Teşekkürler. Bugün Ali Samiye'nin ölüm yıl dönümü ve bir anma geleneksel olarak yapılan tören düzenlendi. Anma töreni düzenlendi. 73. ölüm yıl dönümü. Bir şeyler söylemek ister misin? Evet Galatasaray yapan değerlerden en başında gelen kurucu bir numaralı üye Ali Samiye'nin bugün ölüm yıl dönümüydü. Kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel bir takım bırakmış. Güzel bir taraftar, güzel bir camia bıraktı. Bu camiada onun eserlerini en iyi şekilde yansıtacak şekilde anmalara devam ediyor. Tekrardan ölüm yıl dönümü nedeniyle Galatasaray Kulübü de bugün bir Feriköy'de mezarı başında bir anma töreni düzenledi. Daha sonra sorularımızı cevapladı Sayın Başkan. Evet, Sayın Başkan kimse merak etmesin orta sahaya oyuncu alacağız diyor ama nedir sence bunun süresi? Serhan nasıl görüyorsun durumu? Özgür şimdi sen yaklaşık bir 8-9 isim söyledin. Evet. Yaklaşık 20-25 isim yazıldı. Toplamda zaten orta sahada dünya futbolunda çok fazla isim söz konusu değil. Ama yazılan çizilenlerin çoğu yanlış. Yani yalan ve Galatasaray transfer ekibi de bu isimleri özellikle yalanlıyor. Ezequiel kesinlikle Galatasaray'ın gündeminde olmadı. Yani onu net bir şekilde söyleyelim. Yani hiçbir şekilde gündeminde bile olmadı. Gündeminde şu an 3 tane oyuncu var. Yani oyuncular zaten Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sokaktaki su satan vatandaştan kahvede oçu oynayan vatandaşa kadar herkes biliyor artık. Yani Galatasaray'ın bu sene ilk transfer planlaması da çok enteresandı. Çok fazla sızmalar, çok fazla ön plana çıkmalar, çok fazla isimlerin konuşulması, duet transferi, yılan hikayesine döndüğü
Daha sonrasında Yelent'le transfer sonlandıran bir Galatasaray var sağ bek mevkisinde. Galatasaray'ın orta saha planlamasında Wendel, Rios ve McTominay. Bu isimler hala ön planda. Galatasaray bu isimlerin gelebilme yeteneğiyle ilgili bir çalışma yaptı ve bu oyunculara bir teklif sundu. ve teklifler doğrultusunda hala görüşmeler devam ediyor. Bu üç oyuncu özelinde söyleyebiliriz. Ama bana sorarsan Galatasaray'ın daha büyük sıkıntıları daha var. Bence sol bek sıkıntısı var. Ben öyle görüyorum. Galatasaray'ın bir 10 numara Mertens'i yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama öncelik olarak baktığımızda tabii ki 8 numara ama defansif 8 değil, ofansif 8. Yani daha fazla orta sahada daha fazla böyle topu ceza sahasına, rakip ceza sahasına taşıyabilecek, daha fazla atakları yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Ki kamp çalışmalarında bunu net bir şekilde gördük. O açıdan baktığımızda bu üç saydığımız oyuncu Galatasaray için ilaç oyuncu ama Galatasaray'ın istediği fiyat bandına daha inmedi. Çünkü Galatasaray transfer planlamasını yaparken sağ bek mevkisine transferi minimuma indirip oradaki parayla biraz daha orta saha transferini yapmak istiyordu. Ama 21 yaşındaki geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem performans gösteren, geleceğe dair iyi yatırım yapma aşamasındaki 9 milyon artı bonuslarla beraber 11 milyon euroya yakın bir maliyetle Yeler transfer etti. Yani bakalım göreceğiz. Galatasaray'ın transfer planlaması şu an için böyle ama Galatasaray bir 8 numaralı bu transfer dönemini bitirmeyecek. Mutlaka takviye yapmasını bekliyorum. En az 2 transfer daha yapmasını bekliyorum Galatasaray'ın bu transferden sonra. Sevgili Serhan, saydığın orta sahalar içerisinde Wendel, McTominay ve Rios sıralama yapsak hangisi 1-2-3 oluyor? Şöyle söyleyeyim, Wendel Galatasaray'ın şu an sıralamasında hala 1 numara. Sonra Rios, sonrasında McTominay. Çünkü McTominay ile görüşüldüğünde şöyle bir durum söz konusuydu. McTominay'ın ücret beklentisi çok yüksek. Yani ben daha önce bunu yayınlarda dile getirmiştim. 10 milyon euroluk bir ücret beklentisi vardı oyuncunun. Tabii ki bu fiyat biraz daha düşse bile istenilen fiyatlara daha gelmedi. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı paraları biliyoruz hem TL bazında. Ve buradaki yabancı oyuncuların aldığı paraları da biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda ücret politikasına biraz daha zarar verecek şekilde. Ama maksimum gelir elde edebilmesi açısından denge anlamında ve etki anlamında ben Wendel'i bir adım daha önde görüyorum. Rios olursa istediği böyle hırçın orta saha formülünden birisini bulabilir. Bu iki oyuncunun da gidip geleceğini düşünüyorum transfer önceliğinin. Bu önemli bilgiyi sevgili Serhan Türk aktardı sizlere. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Sohbetimiz devam ediyor. Serhan 10 numaradan bahsetti. Mertens'in yerine oynayabilecek, onu yedekleyebilecek. Bir tane oyuncu var. Atletico Madrid'de çalışmalara başladı ama zoraki başladı. Ayrılması gündemde. Aston Villa istiyor. Unai Emery istiyor onu. Adı Joao Felix. Geçen sezonda Galatasaray'a gelebileceği şeklindeki dedikodulara adı karışmıştı. Bir kiralık operasyon olabilir mi? 10 numara pozisyonunda oynuyor. Özgür, şimdi Galatasaray'ın önceliği orta saha olduğu için orta saha transferini bitirip bu akşam pazarı dediğimiz gibi sen de çok iyi bilirsin. Herkesin taleplerinin azalacağı ve pazarın biraz daha genişleyip transfer pazarında biraz daha daralacağı dönem var. Böyle akşam pazarı da tabir ettiğimiz dönem. Galatasaray o transfer dönemini değerlendirmek istiyor. Orada da bir fırsat transferi yapmak istiyor. Ama bu isim o sıralamada şu an için yok. Peki. Sevgili Serhan, hazırlık maçlarını yerinde takip ettin. Maçtan sonra hem teknik direktör Okan Buruk'ta hem oyuncularla konuşma yaptın. Nasıl gördün Galatasaray'daki havayı? Oyun olarak nasıl sence Galatasaray? Süper Kupa'ya hazır mı? Oyun olarak çok fazla bekleneni veremedi. Onu söylemek lazım. Biraz daha böyle daha istekli oyuncu topluluğu olmasını daha görmek isterdik tabii ki. Ama genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Şampiyon olan bir takım var. Ve bu şampiyonluğu 2 yıla sermiş bir takım var. İlk yılda yapılan transferlerin hala ekmeğini yiyen de bir transfer politikası olarak görmek lazımsa bu sene Galatasaray'ın biraz daha işi zorlaşacak. Çünkü rakipler de çok iyi hale geldi. Fenerbahçe'nin transfer politikası, Beşiktaş'ın yeniden doğuş şeklindeki iyi transferleri, Trabzonspor iyi transferler yaptı. Bu açıdan Süper Ligimiz bu sene hareketli geçecekmiş gibi gözüküyor. Galatasaray'a göze batan futbolcular, ben her yayında da bunu dile getiriyorum. Hakim Ziyech Zaha'yı daha fazla Galatasaray'a sahip çıkmış, Galatasaray'a daha fazla değerlerini anlamış, Galatasaray'ın büyüklüğünü daha fazla kavramış ve bu sene kendileri için artı bir oynayabilecek şekilde olduğunu gözlemledim.
Ama diğer tarafta düşenlerden Sergio Oliveira iyice gözden düştü. Gönderilmesi gündemde. Leo Dubois vücut diliyle ben burada oynayacak mıyım tarzıyla bir vücut dili vardı ki Yelertin'e transfer edilmesi bir anlamda Dubai'yi biraz olumsuzluğa etmiş şeklinde izledim. Bence kampın yıldızı Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Berkan Kutlu iyi bir performans. Bu sene biz yine bir oyuncudan hala farkındalık göreceğiz ve oyuncu da 37 yaşındaki Mertens. Oyunun bence kilit isimlerinden bir tanesi olacak ama 90 dakika çıkarabilecek bir oyuncu özelliği olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ama şu var, bu senenin ne kadar zor ve ne kadar meşakkatli olacağını ve bu yolda herkesin %100'ünü yapması gerektiğini ve ben %100'ünü yapacağım şeklinde tabii bana demeci olan da bir Mertens var. Öyle görmek lazım. Muslera bildiğimiz gibi bence bu senenin en fazla efor sarf eden isimlerinden birisi de Muslera olacağını düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda Galatasaray hala şampiyon olan takımın ve şampiyon olan takım olgusundan bir şey çok fazla kaybetmiş değil. Takviyelerle iyi yerlere gelebilir ama bu takviyelerin bir an önce olması lazım. Çünkü gerçekten bir baskı var, bu baskıyı da kaldırabilecek bir yönetim var mı bilmiyorum. Bu önemli tespiti sevgili Serhan Türk yaptı. Son sözleri önemliydi. Çok ciddi bir baskı var. Taraftar baskısı, taraftarı da anlamak lazım. Bu bakalım bu zor süreci ne ölçüde yönetecek, yönetebilecek mi yönetim göreceğiz. Serhan son sorum Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili. Gelen resmi bir teklif var mı o iki oyuncuyla ilgili? Şu an için yok. Gerçekten Barış Alper Yılmaz son günlerde çok fazla ön plana çıktı. Neden ön plana çıktı? Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden birisiydi. Son anlarda vitese basması ve milli takımımıza göstermiş olduğu performans gerçekten alkışlanacak şekildeydi. Tabii son Sanchez bir şey söylemeye gerek yok. Oynadığı zaman izlemekle yetiniyorsun ve izleyince de hayranlıkla izliyorsun. Tabii ki Galatasaray'da bazı oyunculardan çıkması ve bazı oyunculardan çıkarken de para kazanması gerekiyor. Ama Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz için kırmızı çizgimiz derken şu an gelen resmi bir teklifin olmadığını ama herkesin bir fiyat araştırmasına girdiğini söyleyebiliriz. Davinson Sanchez'e istenilen fiyatlar gelmediği takdirde ben Davinson Sanchez'den çıkmak istemeyen bir Galatasaray görüyorum. Çünkü Galatasaray'da bir Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan bir takım ve bu sene liginde gerçekten çok hareketli geçeceğini düşünürsek Galatasaray elinde parlatamadığı yıldızları ya da kayıp olabilecek yıldızları kaybetmek istiyor ama bir anlamda da parlayan yıldızları takımına bırakmak isteyen bir Galatasaray var. İki oyuncu için gelen resmi teklif söz konusu değil şu an için. Sevgili Serhan çok teşekkür ederim. Zamanını bize ayırdın, bu önemli bilgileri aktardın. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim Özgür. Yayınlar dilerim ben de. Galatasaray bölümümüzde sevgili Serhan Türk bizimle birlikteydi. Yıllardır Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Çok önemli bilgiler aktardı, yorumlarını paylaştı. Sevgili dinleyiciler, reklamlara gitmeden önce Beşiktaş'tan bir haber. Başakşehir Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Onur Bulut'u transfer etti. Turuncu lacivertler Onur Bulut'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Onur Bulut Almanya'da doğdu, büyüdü. Freiburg'da gelişimini tamamladı. Sonra Türkiye macerası başladı. Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor. Kayserispor'da asıl çıkışını yakaladı. Normalde Onur Bulut bir sağ bek değil, sağ bek olarak tanımlanıyor ama Onur Bulut orta sahada oynayan bir futbolcu. Orta sahada, merkezde, defansif orta saha olarak sağ önde yani kenarda, solda oynayabiliyor. Sonradan savunmanın sağına geçen, Kayserispor'da bu görevi alan ve başarıyla yürüten bir futbolcuydu ama Beşiktaş'taki serüveni istediği gibi gitmedi. Zaman zaman taraftarın da çok tepki gösterdiği bir oyuncu ama ben onun futbol ahlakına, daha doğrusu karakterine, futbol anlayışına, profesyonelliğine çok saygı duyuyorum. Yakından tanıdığım için bunu biliyorum. Başakşehir'de eminim başarılı olacaktır. Beşiktaş'ta daha çok ayrılık olacak. 19 tane yabancı futbolcusu var Beşiktaş'ın. Bunlardan pek çoğuyla yolları ayırmak zorunda. Bu çerçevede Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Brett Friedel'ı görevlendirdi. Friedel şu ana kadar sanırım Rusya problemini çözdü. Bunun dışındaki gitmesi gereken yabancı oyuncularla ilgili herhangi bir çözüm üretebilmiş değil. Beşiktaş bu konuda da bir çözüm bekliyor. Programımızın ikinci aşamasında saat 16.30'da Barcelona'ya gideceğiz. Barcelona'dan arkadaşım Gabriel Sanz bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'ın Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Lenglet'i alıp almayacağını, bu konuda Barcelona'ya ulaşan Beşiktaş'tan gönderilen bir teklif olup olmadığını soracağız. Elbette ki gurbetçi oyuncumuz İlkay Gündoğan'ın da Barcelona'daki durumunu konuşacağız. Gabriel Sanz'la şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Erlincer Trabzonspor bir pivot santfor arayışını sürdürüyor. Vekors'tan bahsediliyor ama Vekors'la ilgili olarak futbolcunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından sevgili Mithat Halis defalarca açıklama yaptı. Vekors'un eşi çok sıcak bakmıyor bu transfere. Yani İstanbul'da yaşamayı arzu ediyorlar. İstanbul'dan bir kulüp Vekors'un ücret standartını karşılarsa İstanbul'a transfere sıcak bakıyorlar ama İstanbul dışında Türkiye'de herhangi bir şehirde oynamayı istemiyormuş eşi ya da sevgilisi. Bu nedenle olmuyor bu transfer. Bir kez daha altını çizerek söylerim ama bir başka Hollandalı oyuncu Luke de Jong, eski Barcelonalı, Sevillalı Luke de Jong'un transferi söz konusu Trabzonspor'a. Tabii Trabzonspor'un birinci planda istediği futbolcu Onaçu. Geçen sezon kiralık olarak oynattığı Onaçu'nun bütün haklarını Southampton'dan almaya çalışıyor ama şu ana kadar Southampton'la sözleşme fesih bedeli üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Bu nedenle Beşiktaş beklemedi. Bu arada düzelterek söylüyorum, Trabzonspor beklemedi. Bu arada Beşiktaş'tan 57 milyon euroluk yıldız hamlesi şeklinde bir haber var. Transfer çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş. İtalyan yıldızın peşine düştüğü, transferine 57 milyon euro ödenen kanat oyuncusu kariyeriyle ilgili tercihini yaptı deniyor. Kim acaba bu oyuncu? Biliyorsunuz Beşiktaş Rafa Silva ve Ciro Immobile ile birlikte Gabriel Paulista'yı transfer etmişti. İtalyan basınında bir haber var. Beşiktaş'ın Federico Chiesa için nabız yokladığı öne sürüldü. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Tottenham'da Chiesa için devrede olduğu yazıldı. 26 yaşında kanatta oynuyor oyuncu. Juventus'tan ayrılması durumunda İngiltere Premier Lig'de forma giymek istediği vurgulandı. Bu arada Chiesa'nın transferinin 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle gerçekleştirilebileceği aktarılıyor. Bu tabii bence Türkiye limitlerinin çok üzerinde. Juventus Fiorentina'dan 12.6 milyon euroya kiralamıştı Federico Chiesa'yı. Bonservisini 44.6 milyon euro karşılığında almıştı. Chiesa İtalyan takımında toplam bonservis maliyeti 57.2 milyon euroya ulaşan bir futbolcu haline geldi. O anlamda dev bir transfer bütçesinin de karşılığı oluyor. Oyuncu 2023-2024 sezonunda Juventus'ta Serie A'da 3 maça çıktı. Federico Chiesa 9 gol attı. 3 tane asist yaparak, gol pası vererek toplamda 12 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. Beşiktaş'ın bu transferde var olduğundan bahsediyor İtalyan basını. Tabii Beşiktaş'ın bence bir stopere ihtiyacı var. Daha dengeli bir stoper. Biliyorsunuz Lenk'le Fransız stoper değişik takımlarda kiralık olarak oynadı. İki dönem İngiltere'ye gitti, kiralık olarak oynadı. Barcelona'da sürekli düşünülmüyor ve Barcelona Dani Olmo ve Nico Williams transferlerini gerçekleştirebilmek için pek çok kontratı gözden geçiriyor. Yani mevcut kadrosundaki oyuncuların kontratlarını gözden geçiriyor. Pek çok oyuncusunu da satmak zorunda. Lenk de bunlardan bir tanesi. Normalde ilk planda Lenk'leyi bütün aktıyla satmayı planlıyorlar ama çok yüksek bir sözleşme fesih bedeli var. Lenk'lerin aldığı ücret de yüksek. Dolayısıyla Barcelona'dan kiralık olarak almayı istiyor Beşiktaş. Bence Paulista ile eşleştirebileceği oyun bilgisi Paulista'ya göre daha yüksek, daha iyi yer tutan bir stoper. Bakalım Fransız stoperin transferi gerçekleşecek mi? Önümüzdeki günlerde Beşiktaş adına bu konuya bakacağız ama şimdi Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Sevgili Hakan Yoloğlu bizimle birlikte, usta gazeteci, Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sanırım daha güncel mesele pivot santfor transferinde Trabzonspor adına Luke de Jong. Yanılıyor muyum? Evet, o da gündemde. Ama Trabzonspor'un şu an önceliği kim derseniz, kim? Vegors'la Onaçu konusunda Trabzonspor ikisinden birini tercih edecek gibi görünüyor. Ama olası bir iki transferde olumsuzluk yaşanırsa diğer B ve C planlarının devreye girebileceğini söyleyeyim. Zaten Hollanda basını da Luke de Jong'un Trabzonspor'un ciddi olarak oyuncuyla ilgilendiğini, transfer teklifinde bulunduğunu yazdı. Türk medyasında da yaklaşık bir 5-6 günden beri biz de konuşuyoruz bu ismi. Ama şu an öncelik mi derseniz, öncelik Vegors. Enteresan bir transfer dönemi yaşıyoruz. Tamamen Trabzonspor taraftarı gelecek olan pivot santrafora kilitlenmiş durumda. Onaçu mu olacak yoksa Vegors mu olacak? Enteresan bir durum. Bazen Onaçu öne geçiyor, daha olumlu bu transfer seyrederken bir anda işte Southampton kulübünden gelen açıklamalarla beraber olumsuzluğa düşüyor. Bu kez Vegors durumu ön plana çıkıyor. Ben çok kısa olarak iki transferde geldiğimiz noktayı bir sizlere aktarayım. Onaçu cephesinde dün itibariyle oyuncu kendi kulübü Southampton'a giderek ben ayrılmak istiyorum, Trabzonspor'un bana ciddi bir teklifi var, ben Trabzonspor'da oynamak istiyorum diyerek hocasına böyle bir görüş belirtti. Ama en son gelinen noktada Southampton kulübü 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var.
Trabzonspor ki tarihinin bana göre en yüksek rakam olan 7 milyon euroluk bir teklif en son yaptı. Şu anda bir bekleme kararında. Bir hamle daha gelir mi? Eğer Southampton kulübünden bir esneme gelirse, yani 10 milyon euronun altında böyle 9'lara 8'lere bir esneme olursa, Trabzonspor son bir teklif daha yaparak bu transferi sonuçlandırmak istiyor. Orada bir bekleyiş hakim ama yaklaşık 2-3 günden beri Weghorst transferinin çok daha önde olduğunu söyleyelim. Trabzonspor kulübü Weghorst'un menajeriyle oturdu, görüştü, oyuncuya bir teklif sundu. Orada da şöyle bir durum var. Ajax kulübü de aynı zamanda Weghorst istiyor. Eğer Ajax eldeki Akpom'u, Ajax'ın santraforu Akpom'u elden çıkarabilirse, 2023 yılında sanıyorum 12,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyerek aldılar. Akpom ayrılırsa Akpom'un yerine Weghorst'u düşünüyor. Oyuncu aslında, bu Ajax'ın oyuncu olan ilgisi yaklaşık bir 20 gündür devam ediyor. Anladığım kadarıyla Trabzonspor'dan düşünmek için bir süre istedi. Muhtemelen bugün yarın Weghorst'un olumlu ya da olumsuz bir şekilde Trabzonspor'a dönüş yapacağını tahmin ediyorum. Ama şu anki görüntü itibariyle bir olumsuzluk yok. Eğer Ajax kulübü oyuncuyla alakalı olarak, yani biz işte Akpom'u satamadık, tamam kendin artık istediğin kulüple görüşebilirsin mesajını verirse, Trabzonspor transferi çok kısa süre içerisinde çözülür diye tahmin ediyorum. Ama orada dediğim gibi oyuncu yaklaşık bir 20 gündür Ajax'tan bir haber bekliyor. Bugün yarın olumlu ya da olumsuz Trabzonspor'a bir dönüş sağlar. Bu arada tabii en çok merak edilen konu kız arkadaşının bu transferde ne kadar etkin rol oynayacağı. Çünkü şu bir gerçek, 2 yıl önce, 3 yıl önce Trabzonspor aslında her dönem Weghorst'la ilgilendi. Daha önceki dönemlerde gelmeme sebebi kız arkadaşının Trabzon'a çok sıcak bakmamasından ötürü. Çünkü Beşiktaş'a transferi döneminde de şu an federasyonda görevli olan Ceyhun Kazancı kız arkadaşını davet etti. İstanbul'da yaklaşık bir hafta gezdirdi, tozdurdu. O şekilde ikna etti. Ama şu an Trabzonspor o noktaya gelmedi. Görüştüğümüz kişiler, Trabzonspor'un içinde olan kişiler de hani bu problemin çok problem gibi görülmemesi gerektiğini söylüyorlar. Biz oyuncu gelmek istiyor, oyuncu ikna olmuş durumda. Bugün yarın Ajax'ın durumuna göre bir cevap verecek Trabzonspor'a. Şu an Weghorst transferi bence Onaçu transferinin bir adım önünde. Ha, bu iki transferde de bir olumsuzluk yaşanırsa, biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi Lung De Jong PSV takımının takım kaptanı gündemde, onunla da bir temas var. Yine bugün menajerler tarafından çok üzüldüm Trabzonspor'a önerilen... ama sevgili Hakan Yoloğlu, at yarışını dinledikten sonra devam edelim mi? Tamam, olur. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Trabzonspor bölümümüze devam ediyoruz. Sevgili Hakan Yoloğlu, bugün için önemli bir gelişme var demişti. Burada kaldık. Usta gazeteci Trabzonspor'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili Hakan Yoloğlu, tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Birazdan hattımızda olacak. Değerli dinleyiciler, bu arada A-Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniela Santarelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklama yaptı. Santarelli kadro tercihiyle ilgili eleştirilere de cevap verdi. Ben en iyi oyuncularımla oynuyorum. Bütün oyuncularıma şans vermek en büyük amacım, temel amacım diyor. Bu maça odaklanmalıyız çünkü onlar da iyi bir takım diyor. Dominik Cumhuriyeti sıradaki rakip. Dominik Cumhuriyeti ile ilgili bu ifadeyi kullanmış. İyi oyuncuları var. Martinez kardeşler hücumda çok iyi. Pena gibi bir oyuncu sahipler, uzun boylu ve yüreği yükseğe sıçrayan oyuncuları var. Onlara karşı da işimiz kolay değil demiş. İtalyan baş antrenör kadro tercihi hakkındaki eleştirilerle ilgili, bence bu tartışmalar çok saçma. İnsanlar bu takım için en iyisini istiyorsa doğru şey bu şekilde saldırmak değil. Benim düşündüğüm bu. Açıkçası herkes istediğini söyleyebilir ama şanslıyım çünkü sosyal medyada yazılanları okumuyorum değerlendirmesinde bulundu. Sevgili Hakan Yoloğlu, Trabzonspor bölümümüzde bir kez daha bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum tekrar. Sözleriniz yarım kalmıştı. Bugüne yansıyan bir gelişme olduğundan, daha önemli bir gelişme olduğundan bahsettiniz. Yani şu anda forvet transferinde Weghorst bir adım daha önde gibi görünüyor ama Onaçı cephesinden de bugün dediğim gibi eğer bir esneme gelirse Trabzonspor son bir teklif yapabilir. Bugün yine menajerlerin önerdiği bir isim var. Bakıldığı zaman önemli kulüplerde oynamış. İsim Anthony Martial, 28 yaşında. Martial. Fransız oyuncu. Hı. Evet. Trabzonspor'a önerilen bir isim ama şu var, oyuncunun tabii önemli kulüplerde oynamış fakat geçen yıl Manchester United takımında 17. haftadan itibaren yok.
bir sakatlık yaşamış. Ondan sonra uzun bir süre kadroya girmemiş. Hani Trabzonspor'un biraz daha hazır bir oyuncu alacağı kanaatindeyim. Çünkü uzun süre top oynamamış. Artı hazırlık kampı yok. Oyuncu şu anda boşta, kulüpsüz. Ben Trabzonspor'un çok fazla hani bu oyuncu üzerinden bir girişim yapabileceği kanısında değilim. Ama bazen şartlar sizi belli bir noktaya getirir. Evet, çok önemli bir oyuncu. Önemli kulüplerde oynamış. Bu da santrafor olarak menajerler tarafından önerilen bir isim. Benim şahsi kanaatim birkaç gün içerisinde Trabzonspor'un santrafor transferi biter diye tahmin ederim. Ama bu Weghorst mu olur, Onatçı mı olur, yoksa Luke De Jong mu olur, bir başka isim mi olur, onu kısa zaman içerisinde görürüz diye tahmin ediyorum. Sevgili Hakan Yoloğlu, takımdan ayrılacak oyuncuların son durumu nedir sizce? Yani şimdi tabii Trabzonspor'da şu anda tam 15 tane yabancı oyuncu var. Federasyon, yeni seçilen federasyon biliyorsunuz yabancı kuralında 14 yabancı oyuncuya müsaade ediyor. Bu da şu demek oluyor. Şu an Trabzonspor'un artı biri var ama gönderilmesi gündemde olan oyuncular var. Teklic bir kiralık ya da bonservisiyle birlikte satılması. Yani Trabzonspor orada bir fesih yoluna gitmeyecek. Anladığım kadarıyla oyuncuya gelen birkaç teklif var. Cılız da olsa Trabzonspor ya kiralık verecek ya bonservisiyle satacak. Trabzonspor şu an en çok zorlayan konu Maxi Gomez. Çünkü Trabzonspor'da en fazla kazanan oyuncuların başında geliyor. Ve Trabzonspor yönetimiyle yaklaşık bir 12-13 günden beri pazarlık masasında. Aldığım bilgiye göre oyuncu hem bonservisini hem de maaşının tamamını istiyor. Tabii ki Trabzonspor oynamadığı bir sezonda oyuncuya maaşını vermek istemiyor doğal olarak. Bu noktada pazarlıklar devam ediyor. Belki birkaç maç, birkaç maaş üzerinden bir anlaşma sağlanıp Maxi Gomez'e Trabzonspor yolları ayırabilir ama dediğim gibi Trabzonspor'u en çok zorlayan durumu o. Fontas yine kendisine kulüp bulması söylendi. Yani bakıldığı zaman 3 tane oyuncu ayrıldığı zaman sayı 12'ye düşecek. Ama şu an Trabzonspor'un bir santrafor alacağını, bir 8 numara, bir 10 numara, bir stoper alacağını hesaba katarsak sayı yine yaklaşık 16'ya çıkıyor. Yani bu mevcut kadro içerisinde gitmesi gündeme gelecek 2 tane daha isim olabilir. Son maçta özellikle Rosenberg maçına bakıldığı zaman Bentvin'in performansı çok kötüydü. Yeni bir sol ayaklı stoper alınırsa belki Trabzonspor Bentvin'le yolları ayırabilir. Bunun dışında sol kanatta 3 tane oyuncu var. Orsic, Vakayeme ve Trezeguet. Orada da ben en zayıf halka çünkü 3 tane oyuncu yabancı statüsünde bana göre çok fazla orada birikme var. Oradan da en zayıf halka Orsic olur gibi tahmin ediyorum. Ayrılması gündeme gelebilir eğer kontenjana takılırsa. Bir de Enis Bardi duruyor. O da biliyorsunuz geçen yıl ayrılacaktı ama Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ayrılığından sonra sorumluluk aldı. Hoca oynattı. Şu anki performansından hoca memnun. Ama eğer Muhammed Çam transferi biterse ki 90 günden beri konuşulan bir transfer. Bir yeni bir 10 numara gelirse şahsen ben Enis Bardi ile de Trabzonspor'un yolları ayırabileceğini düşünüyorum. Tabii sol stoper transferi için yine Watford takımıyla Trabzonspor bugün yarın son bir teklif hazırlığında. Hollandalı oyuncu Wesley ile alakalı olarak önce iyi gidiyordu. Görüşmeler olumluydu. Daha sonra İngiliz kulübü düşünmek için biraz süre istedi. En son Trabzonspor'un yaptığı teklif 1,5 milyon euroydu. Bugün yarın Trabzonspor yeni bir teklif yapıp en azından Watford yönetiminin biraz fikrini değiştirme yönünde bu sol stoper konusunda da birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Muhammed Şam konusu 5,5 milyon euro Trabzonspor'un son teklifi. 7 milyon euroya onlar düştü. Clermont takımı eğer bir esneklik olursa Trabzonspor son bir teklif yaparak bu transferi de planlamayı düşünüyor, bitirmeyi düşünüyor. Çünkü 90 günden beri Trabzonspor'un belki de ilk prensip anlaşmasına vardığı isimdi oyuncu olarak Muhammed Şam. Ama kulübüyle bir türlü istenilen noktaya gelemedi. Bakalım kısa süre içerisinde bu 10 numara transferinden de olumlu bir haber açıkçası bekliyorum. Yeni transfer Savic rövanş maçında oynayacak mı? Yok, yok oynamayacak. Şöyle oynamayacak. İlk maçta bildirilmediği için haliyle ilk maçta olanlar dışında rövanş maçında olmayacak. Doğru. Ama Pedro kadrodaydı. Muhtemelen yani ben şöyle biraz daha farklı bir kadro bekliyorum. Çünkü daha önce de söyledim. Orada
Ozan Tufan oynadı ama bence Ozan Tufan'ın en son oynayacağı yer sağ bek olmalı. Sağ bekte oynamış ama 8-10 numarada etkili ama sağ bekteki görüntüsü çok olumlu değildi, onu söyleyeyim. Anladım. Orada yeni transfer Pedro olur diye tahmin ediyorum. Ozan Tufan 8 numaraya kayar diye tahmin ediyorum. Başka da öyle çok fazla, belki işte ilk maçta çok mükemmel bir gol atan Cihan Çanak 11'de başlayabilir diye düşünüyorum. Orada da Umut Güneş'in yerine de Ozan Tufan'ın 8 numarada oynama ihtimalini yüksek görüyorum. Başka bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum 11 evet. üzerinden. Bu önemli bilgileri Trabzonspor'la ilgili olarak Usta Gazeteci sevgili Hakan Yoloğlu aktardı sizlere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Tekrar görüşürüz. Reklamlara gitmeden önce bir bilgi. Bursa'da koşulan ikinci koşuyu birinci ayağı düzelterek söylüyorum. Foto finişe kalmıştı. Kazanan atın 8 numaralı Şen Madenci olduğunu bildiriyorum. Yarış severler için az önce at yarışını dinledik, 16'daki yarışı. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bursa'da ikinci altılı Ganya'nın birinci ayağı foto finişe kalmıştı. Kazanan at 8 numaralı Şen Madenci. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Derlincer, Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş eski futbolcusu Talişka'yı transfer edecek mi? Al-Nassr forması giyiyor Anderson Talişka. Suudi Arabistan basında bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'ye dönmek istiyormuş Brezilyalı futbolcu bu iddiaya göre. Beşiktaş ve Fenerbahçe futbolcunun transfer için devrede. Ama oyuncunun kazandığı ücret 10 milyon euro civarında. 9 milyon euro net artı bonusları var. Bu ücret standardını karşılayabilir mi kulüpler? Ben bundan şüpheliyim. Türkiye'de Talişka ile ilgilenen kulüplerin başında Beşiktaş ve Fenerbahçe geliyor deniyor. 13 milyon euro piyasa değeri varmış futbolcuya. Al Ayn Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Al Sahab'ın ilgisi var. Al Nassr'la Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi var futbolcunun. Yeni sezonda takımının formasını, hangi takımın formasını giyeceği de merak konusu. Talişka bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maç oynadı. 30 yaşında oyuncu, bu karşılaşmalarda 25 tane gol attı. 4 tane gol pasıyla oynuyor. Yani toplamda 29 gole doğrudan katkı sağladı. Beşiktaş'ta oynadığı 2 kiralık dönemde de son derece başarılıydı ve Beşiktaş taraftarının takımda kalmasını, takımda tutulmasını ısrarla istediği futbolcuların başında geliyordu Anderson Talişka. Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Erol abi, merhaba. Özgürcüğüm merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim ben de. Sağ kolay olsun. Gelsin. İyisiniz umarım. Sağ olasın. İyiyim, teşekkür ederim. Tatildeydiniz galiba, yurt dışındaydınız. Evet, aslında biraz iş biraz tatil gibi olduk. Kısa bir şey. Sonra tekrar başka bir yere gitmek mecburiyetine kaldım. Onun için seni yayında özledik. Senin yayında katılamadık. Estağfurullah, ne demek. Her zaman büyük katkı sağlıyorsunuz. Yıl boyunca katılıyorsunuz. Büyük katkı sağlıyorsunuz. Sağ olasın. Eksik olmayın. Olimpiyatların açılışını takip ettiniz mi Erol abi? Bunu sorarak başlayalım. Evet tabii. Çok eleştiriye de konu oldu. Eleştirenler var. Hatta Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa'nın ahlakı kalmadı şeklinde bir açıklama yaptı. Yani böyle eşcinsel bir koreografinin olması, özellikle İsa'nın havarileriyle yediği sonra akşam yemeğinin canlandırılması esnasında bunlar çok eleştirildi. Hristiyan muhafazakarlar, tabii Müslümanlar, herkes tepki gösteriyor. Savunanlar da var, ayrı mesele. Organizasyonun çok kötü olduğundan bahsediliyor. Bilmiyorum siz toplamda ne gördünüz? Vallahi dediğin doğru, organizasyon çok iyi diyen de var, çok kötü diyen de var. Tabii çok ciddi bir para harcandı biliyorsun. Çok milyar dolarlar harcadılar. Şimdi şöyle, kimsenin tercihleriyle uğraşacak bir yapıda insanlar değiliz. Herkesin tercihi kendine tabii ki. Ama bunu insanların gözüne sokmanın da alemi yok diye düşünüyorum. Gerek yok. Yani bununla başka türlü bir mesaj verilmek isteniyor. Niye böyle bir şey yapıldı? Hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Bir gölge düşürdü en azından. Yani bunu sadece bir Müslüman olarak ya da bir Müslümanların verdiği tepkiyle ilgili sadece onun için söylemiyorum. Genel olarak senin çok güzel ifade ettiğin gibi aklı başında Hristiyanlar da bu konuda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar, getirdiler. Yani demek istediğim şu, böyle bir konuda buna gerek yok. Yani çünkü yapılan işlem spor. Sporla ilgili her türlü şey başımız üstünde yeri var. Fair Play'i en çok savunan sözde ülkelerin başında geliyor Fransa ve Avrupa. Sözde. Ama maalesef uygulamada çok farklı boyutlara çekiyorlar işi. Ne yapmak istediklerini vallahi billahi ben anlamadım yani. Gerçekten anlamadım.
Doğru söylüyorsunuz. Ben de eleştiriyorum. Yani organizasyon bakımından da çok ciddi problemler var. Bence güvenlik açığı da söz konusuydu. Çünkü Sen Nehri kullanılması belki doğru bir konuş ama terör eylemlerinin olma ihtimali de çok yüksekti. O açıdan da eleştiriye açık bir durum oldu bence. İnsanlar spor alanlarına giderken çok ciddi sorunlar yaşıyorlarmış Erol abi. Öyleymiş. Bilet sorunları, hem ulaşım sorunları vesaire. Evet, doğru. Benim arkadaşlarım da var orada. Aynı şeyi onlar söylediler. Peki Beşiktaş'ta neler oluyor? Nasıl görüyorsunuz sezon öncesi, Süper Kupa öncesi Beşiktaş'ı? Valla Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını bazılarını nakden, bazılarında yurt dışında olduğum için ben bant aldırıyorum. Sonra seyrediyorum. Kayda aldırıyorum. Bant işte eski lafları hala kullanıyoruz. Kayda aldırıyorum, seyrediyorum. Seyrettim. Beşiktaş'ı tabii bunlar çok büyük bir ölçü değil biliyorsun. Hazırlık maçlar ve zaten oynadığımız rakipler bizim rakiplerimiz ölçüsünde rakipler değil. Ama Beşiktaş'ta en azından daha önce de söylediğim gibi bir özgüven oluştu. Yani bir hareketlenme, bir farklı bir yapılanma var. Bu göz ardı edilemez. Eksikleri var mı hala Beşiktaş'ın? Var. Maalesef taraftar, ben de taraftarım bugün. Transferi doymaz. Ama tabii işin ekonomik kısmı, en önemlisi de bence kadro yapısının sağlanması lazım. Aşağı yukarı 40'a yakın ya da 40 civarında futbolcu var şu anda kadroda. Yani bu teknik direktörün de kafasını karıştıran bir durum. Yani onu da rahatlatmak lazım aslında. Esas şimdi yapılacak şey Freire'i beklemek. Yani ondan gelecek olan satış işlemlerinin ne noktaya geleceği bence inan bana transferden daha mühim gibi gözüküyor. Çünkü Beşiktaş gerçekten benim gördüğüm, duyduğum ve bildiğim kadarıyla Süper Kupa'dan önce herhangi bir transfer girişimde bulunmayacak ya da yapmayacak. Ama Emirhan'la ilgili görüşmeler çok sıkı bir şekilde devam ettiğini biliyorum. Önemli bir bilgi. Süper Kupa'dan önce bir transfer aksiyonu beklenmiyor Beşiktaş'ta. Yani ben şahsen beklemiyorum. Anladım. Duyduğum kadarıyla söylüyorum. Dediğim gibi bunlar benim duymam tabii. İşin esas sahipleri belli. Yönetim. Onların tabii her dakika bir fikir değiştirebilirler ama şu anda bence bir hareket olmayacak. Süper Kupa'dan sonra bir hareketlenme olabilir. Çünkü gerçekten kadronun evvela şekillenmesi lazım. Kimler gidecek, kimler kalacak? Bu hakikaten bu şu anda Beşiktaş'ın başındaki en büyük dert bu. Yani transfer tabii ki lazım ama şunu hallettiğimiz zaman Beşiktaş'ın önü daha açılacak. Çünkü teknik direktörün de görüşüyor. Mesela sol stoper diye ısrarla herkes yazıyor, çiziyor biliyorsun. Herkesin buna bu konuda bir isteği var. Futbol periferilerinde bunu söylüyorlar. Ben de katılabiliyorum ama Van Bronckhorst'un en üstünde durduğu şey şu. Koli'den daha iyi bir, yani çok daha iyi bir stoper bulmadığımız noktada sıradan bir ya da ona benzer bir stoperi almanın alemi yok diyor. Haklı da, yani alınacaksa gerçekten tartışılmayacak bir isim olmalı. O yüzden de şimdilik bu iş biraz askıya alındı gibi gözüküyor. Dediğim gibi biraz takımın nüvesi, yani takımın şekli bir meydana çıkmalı ki ona göre neler eksik, neler aksamalar var onları görmek lazım. Ama Emir Arlan'la ilgili Çaykur Rizespor'lu futbolcudan bahsediyorum. Bayağı bir gelişme var. Tahmin ediyorum o transfer gerçekleşebilir. Çünkü arada büyük bir fark yok. Bence çok yetenekli bir oyuncu. Yani çok. Sol ayağını kullanıyor, sol bek oynuyor, evet. Sol öne oynuyor. Evet. Kaptanlık yaptı. Evet. Ve geçen sezon Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye giden Oğuz Aydın'la birlikte Anadolu'da en çok gelişim gösteren futbolcuydu bence Emirhan. Doğru söylüyorsun. Las Palmas'ta talip olmuş ama futbolcu bildiğim kadarıyla Beşiktaş'a gelmek istiyor. İstiyor. Nedir onlar sizce bildirmiş şartları? Yani 3 milyondan bahis açıldı zannediyorum Rize Spor'un istediği bonservis bedeli. Beşiktaş 1,5-2'lerde seyredi. Yani arada çok büyük bir fark kalmadı diye hissediyorum. O transfer bitebilir ve benim kanaatim de en azından milli takıma iyi bir futbolcu kazandırabilir Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş'ta oynaması milli takımın da dikkatini daha fazla çekecektir. Onun için o transfer biterse Beşiktaş'a fayda olur diye düşünüyorum. Onun dışında ama şu anda öyle hamle yapılmış bir yani dişe dokunur bir haber yok.
Erol abi, merak ettiğim konu, Emirhan alınsa bile bir başka yabancı stoper daha alınacak mı Beşiktaş'a, ki 19 tane yabancı var. Siz çok isabetle döne döne vurguladınız. Önce evet, bu oyuncu kadrosunun eritilmesi lazım. Ama ısrarla şu anda boşta olan İspanyol stoper Mario Hermoso ve Barcelona'da oynayan ve satış listesinde olan Fransız stoper Lenglen'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor. Siz duydunuz mu bu isimleri gerçekten? Tabii tabii. Hermoso çok gündemde olan bir isim. Devamlı gündemde zaten, ama onda da bir takım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Barcelona ile ilgili bir sıkıntılar zannederim. Ama dediğim gibi şu anda görüşmeler askıda. Yani artık hamleler yapılmıyor. Evet. Bu Süper Kupa'dan sonra zannediyorum daha bir hareketlenir Beşiktaş. Biraz da tabii transferin bu ateşli halinin biraz düşmesini de bekliyor olabilirler. Çünkü Beşiktaş ciddi fedakarlıklar yaptı. Çok ciddi maaşlar var. Yani 5-6 milyonları bulan her futbolcu aşağı yukarı birçok futbolcu o paralara çalışıyor. Bu kolay değil, bu bütçeyi de dengelemek. Dediğim gibi mutlaka ve mutlaka evvela bir kere bu kadro yapılanmasının hal olması lazım. Frider'den biz çok şeyler bekliyoruz. Ali ile yetenekli edecekse Frider'in ne yaptığını bir dinleyelim, bir bakalım, bir görelim. Ondan sonra daha net kararlar verir, daha net yorumlar yapabiliriz. Çünkü bu kadro yapılanmasını düzeltmedikleri müddetçe transfer etmek, neticede transfer edersiniz. Yani 300 bin, 500 bin fazla verirsiniz, Beşiktaş'sınız siz, yani büyük bir kulüp. Evet. Yani herkes gelmek ister ve Beşiktaş'ın şu anda elindeki bulunduğu kadroda her futbolcunun oynamak isteyeceği bir kadroya sahip Beşiktaş. Hı-hı. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla transfer etmekte sıkıntı duyacağını zannetmiyorum Beşiktaş'ın. Hı-hı. Önemli olan doğru adam almak, ama yabancı meselesini gerçekten artık bıktınız benden dinlemekten, ama başka inanın bana şu anda en büyük sorun o. Doğru söylüyorsun. Şimdi yeni Futbol Federasyonu 14 tane geniş kadroda yabancı bulunmasına izin veriyor. 11 tane oyuncuyu sınırsız bir biçimde ilk 11'de oynatabilirsiniz. Evet. Doğru mu sizce? Bu arada mavi kart uygulamasını iptal kaldırdı. Ettiler. Evet. Zaynettinov için Beşiktaş'ın, Kerem Demirbay ve Yusuf Demir için Galatasaray'ın itirazları var. Ne diyorsunuz? Vallahi doğru itiraz. Yani aslında kulüplerin önünü açmak lazım. Yani gerçekten kulüpler zor durumda. Yani bir de böyle yokça sürülen kurallarla karşılaştıkları zamanlar ister istemez isyan ediyorlar. Sanırım bunları da çözecekler gibi geliyor. Çözerler gibi geliyor bana. Yeni federasyon hayırlı olsun inşallah. İyi işler yapar da şu Türk futbol artık bu korkunç girdaptan kurtulur. Çünkü hepimiz bezdik artık. Kavga, dövüşler bitmesi lazım. Evet. Spor konuşamıyoruz Özgürcüğüm ya. Doğru söylüyorsun. Hakemi konuşmaktan, yöneticileri konuşmaktan, kavga dövüşleri konuşmaktan vallahi bezdik, usandık. Hiç sevmediğim şeyler benim de. Spor, ismi üstünde spor yani. Spor olmuyor. Başka şeyle de konuşuluyor. Bu arada hakemden ve yeni federasyondan bahsetmişken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bir açıklama yaptı Erol abi. Ve bence evet, çarpıcı ifadeler kullanmış. 2024-2025 sezonu Merkez Hakem Kurulu yaz seminerinde konuşuyor. Diyor ki, bakıyorum da karşımda bir ordu var. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil, bütün Türk milletine yapılan bir hakarettir. Yapanları kınıyorum diyor. Ne diyorsunuz bu ifadeler için? Vallahi doğru işler yapılırsa bu ifade son derece yerine oturan bir ifade olur. Ama dediğim gibi yani hakem camiası içerisinde gerçekten bir yapılanma oldu. Artık bir gerçek yani. Hani bu yapılanma bir kulübün aleyhine lehine şeklinde söylemek istemiyorum. Ama yani bir şeyi yönetmeye çalışan bir yapılanma vardı. Hı hı. Dolayısıyla bu kulüpler arasında çok büyük rahatsızlık yarattı. Ama bayağı bir ayıklama yapıldı şu anda bildiğim kadarıyla. Sezona inşallah daha böyle bir temiz, daha hakkaniyetli bir şey. Bir de o Sayın Federasyon Başkanı'nın aslında çok önemli bir açıklaması vardı orada. Ben o çok hoşuma gitti o açıklama açıkçası. Hatırlarsan dedi ki Trabzon Diyarbakır maçında diyelim dedi. Bir takdir hakkı varsa ve bir şey kullanılmak istiyorsa bunun Diyarbakır lehine kullanılması daha hakkaniyetli, daha doğru olur dedi. Yani bu çok önemli bir mesajdı. Çünkü
Neticede Sayın Başkan Trabzonsporlu, Trabzon'un eski başkanı. Bu mesaj çok önemli bir mesaj bana göre. Belki gözden kaçtı, herkesin gözünden kaçmış olabilir ama benim çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti açıkçası. Bu çok ciddi, hakemlere verilen çok ciddi bir mesajdır bu. Hı hı. Bu arada size bir şey anlatmak istiyorum Erol abi. Tabii ki, buyurun. Doğrulattım, bir değil birkaç yerden doğrulattığım için bu kadar kesin ifadelerle söylüyorum. Maalesef talihsiz bir olay yaşanmış. Bence talihsiz olay. Can Kereş transfer edildi Karagümrük'ten Beşiktaş'a ama evet. Futboldan sorumlu futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın bu transferden haberi yok. Bunu teyit ettiğim için bu kadar net ifadelerle söylüyorum. Ben bunu yadırgadım. Burada çok ciddi bir koordinasyon problemi görüyorum. Burada belki çift başlılık var transferde. Samet Aybaba futbolu yöneten isimse eğer niçin onun böyle bir transfer operasyonundan haberi yok, bilgilendirilmiyor ki ben çok da sıcak baktığına inanmıyorum bu tür bir transfere. Yadırgadım açıkçası. Yadırganmayacak bir şey değil tabii. Samet biliyorsun Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptı, kaptanlık yaptı, futbolculuk yaptı. Ve tekrar bu sefer futbolun patronu benim diye beyanatı da var zaten. Ama bazen çok hızlı hareket ediliyor. Belki onun da tesiriyle bilemiyorum. Biraz da Samet'i galiba daha çok gençlere ve altyapıya daha ağırlık verilmesi konusunda bir ikna ettiler diye görüyorum. Çünkü orayla çok uğraşıyor. Tabii gönül ister ki kurumsal olarak çalışsın her şey. Kurumsallık çünkü çok önemli. Her iş hayatında da böyle bu, biliyorsun. Bu olmadığı zaman tabii bir takım kargaşalıkları yol açabiliyor. Umarım ki bu bir müferit bir olaydır, bir tane bir olaydır. Bir tek bir hatayla tabii yargılamak da çok doğru bulmam. Yani, ama olmasa iyi olur tabii Samet. İncinmesin, istemiyorum incinmesini. Çünkü ne olursa olsun Beşiktaş'ı hakikaten çok seven, çok fedakar bir arkadaş, kardeşimiz, dostumuz. Severim de kendisini. Evet. Benim size sorabileceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz? Ben teşekkür ederim. Şimdilik yok. İnan bana şimdilik fazla bir şey söyleyebilecek durumda değil. Peki. Sana başarılar diliyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Beşiktaş bölümümüzde Beşiktaş'ın önde gelen isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Sayın Erol Kaynar canlı yayın konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, programımızın bu aşamasında sizleri İspanya'ya götürüyoruz. Katalunya bölgesindeyiz. Barcelona'da arkadaşım Gabriel Sanz bizi bekliyor. El Mundo Deportivo'da yazıyor ve Barcelona Futbol Kulübü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisine iki futbolcuyu soracağız. Onlardan bir tanesi gurbetçi oyuncumuz İlkay Gündoğan. Barcelona'da kalıyor mu, ayrılıyor mu? Bir diğer oyuncu da Fransız stoper Lenk'le. Lenk'le biliyorsunuz Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu oluyor. Birazdan Gabriel Sanz bizimle birlikte olacak. Avrupa'dan futbol. İspanya. Muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bien, bien, estoy bien, trabajando, como siempre. ¿Cómo tú? Con mucho calor. Mucho calor, hace mucho calor. También en Barcelona, ¿no? También. Ah, muy bien. Cuídate mucho. Cuídate mucho. tabii Barcelona'da çok sıcak, İstanbul'da çok sıcak. İkimiz de çalışıyoruz her zaman olduğu gibi. Bunları konuştuk. Kendisine bazı sorular soracağız. Onlardan bir tanesi İlkay Gündoğan. Por un lado, Gabriel, el Barça, la directiva del Barcelona está totalmente centrada en los fichajes de Nico Williams y Dani Olmo, ¿verdad? Sí, es así. Son las dos prioridades que tiene el Barcelona. Está esperando la respuesta que tiene que dar Nico Williams y dependiendo de lo que diga, de si es afirmativo o positivo el fichaje o si es negativo, pues entonces irán a por Dani Olmo. Uno depende del otro. El primero es Nico Williams, el segundo es Dani Olmo. Nico Williams ve Dani Olmo şu anda Barcelona'nın önemli iki tane transfer hedefi. Bu konuda olumlu ya da olumsuz bir cevap almayı kısa sürede bekliyor Barcelona yönetimi. Birinci hedef Nico Williams'ın transferini gerçekleştirmek, o olduktan sonra Dani Olmo transferi ikinci öncelik arz ediyor Barcelona kulübü için. Gabriel, aseguran que el técnico Hansi Flick hablara con İlkay Gündoğan sobre el futuro del futbolista si sigue
en el Barça o no. ¿Sabes de qué han hablado? Vamos a ver, Gundogan se incorpora hoy a la concentración de la del Barça. Sí, del Barça en Estados Unidos. O han hablado por teléfono, lo que yo desconozco, o por lo que menos, por lo menos me han dicho que no ha sido así, o lo harán a partir de ahora. Pero mis informaciones me dicen que la intención de Hansi Flick es dar continuidad a Gundogan en el proyecto del Barça, es decir, que se quede esta próxima temporada. No veo una conversación como para pedirle que salga a ningún otro club. Vale. Hansi Flick'in Alman teknik direktörü, Barcelona'nın yeni Alman teknik direktörü, gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan'la konuşup Barcelona'da İlkay'ın devam edip etmeyeceği konusunda bir karar vereceğinden bahsediliyordu. Böyle bir konuşma oldu mu ikili arasında dedim. O da dedi ki İlkay Gündoğan bugün kampa katıldı, Barcelona'nın kampına. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda kamp yapıyor Barcelona Futbol Kulübü ve Amerika'ya gitti. Henüz katıldı. Ancak benim konuşup konuşmadıkları hakkında bir fikrim yok, ama benim bildiğim, bana söylenen Barcelona Futbol Kulübü'nden, Hansi Flick'in İlkay Gündoğan'ın devam etmesini istediği, önümüzdeki dönem yani bu sezonla ilgili projesinde İlkay'ın yer aldığı ve İlkay'ın da aynı fikre sahip olduğu, herhangi bir nedenle bir başka takıma gitmesi yönünde Hansi Flick'in ya da Barcelona'nın bir düşüncesi olmadığı yönünde diyor Gabriel Sanz, El Mundo Deportivo'da yazıyor. Gabriel, ¿cuánto vale İlkay Gündoğan? Me refiero a lo que el Barcelona, ¿cuánto pide por su movimiento ante una posible oferta buena? Vamos a ver, el Barça es cierto que necesita vender algún jugador, sea cual sea de la plantilla, por un importe alto para poder hacer frente a los fichajes de Nico Williams y Dani Olmo, por este orden. El Barça ha estado recibiendo ofertas de distintos clubes, como por ejemplo por Lenglet, o por Oriol Romeu, incluso por Rafinha, de la que se habla de una oferta de 65 millones. Pero el Barça necesita vender por mucho más. Necesita vender por un importe de 80, 85, 90 millones. Y yo creo que el precio hoy de Gundogan no es por ese importe. Si la oferta fuera relativamente alta, sí que lo venderían, pero no tengo muy claro de que las ofertas que lleguen por Gundogan sean tan altas como las que pide el Barcelona. Peki İlkay Gündoğan için olası bir satış söz konusu olabilir mi? İyi bir teklif geldiğinde ne kadar ister mesela Barcelona? Şimdi Barcelona'nın oyuncu satmak zorunda olduğu mutlak bir gerçek. Çünkü iki tane transfer hedefi var. Nico Williams ve Dani Olmo. Bunları alabilmesi için Barcelona'nın mutlaka oyuncu satması lazım. Bazı oyuncular, örneğin Lenglet, örneğin Romeo, örneğin Rafinha gibi oyunculara teklifler geldi. Ama Barcelona'nın gerçekten daha fazla oyuncu satmaya ihtiyacı var. Yani 50 milyon euronun üzerinde bir rakama ulaşması lazım. Daha doğrusu belirlenen limitlere ulaşabilmesi için bazı oyuncuların kontratlarını feshetmesi veya satması, onlardan para kazanması lazım. İlkay Gündoğan'la ilgili herhangi bir teklif geldiği yönünde bize bir bilgi ulaşmadı. Yani bu konu net değil. Dolayısıyla İlkay'a bir teklif geldi ya da işte Barcelona bunu değerlendirdi diyemeyiz. Ama Barcelona olabilecek sıra dışı tekliflerin hepsini değerlendirmeye hazır. Bu çerçeveden baktığımızda bir teorik gerçeklikten bahsedebiliriz. Bazı oyuncularla yollar ayrılacak ama İlkay şu aşamada bu çerçevede değil, ama olağanüstü bir teklif gelirse tabii ki fikrini değiştirebilir. ¿Crees que él tiene posibilidad de salir del Barça para participar al Galatasaray al menos la próxima verano? Me refiero İlkay Gündoğan. Yo creo que él está contento en Barcelona. Creo que él quiere apurar su contrato con el Barça. No sé lo que sucederá esta temporada, ni cómo le hará jugar Hansi Flick, ni la confianza en minutos que le va a dar. Pero yo creo que en su mente, por lo que me explica también su entorno, la gente más próxima a él, es que él se quiere quedar en Barcelona
y apurar su contrato de tres temporadas. Genial. Peki bu dönem içerisinde sürpriz bir biçimde Barcelona'dan ayrılıp Galatasaray'a katılabilir mi İlkay Gündoğan, ya da en azından önümüzdeki yaz için, önümüzdeki sene için bunu düşünebilir miyiz? Ben İlkay Gündoğan'ın Barcelona'da mutlu olduğunu ve mutlu olduğu, memnun olduğu için devam etmekten yana bir tavır sergilediğini düşünüyorum. Devam edecek. Zaten yakın çevresiyle yaptığım görüşmede de bu izlenimi edindim. Barcelona'da kalmak istiyorlar. Hansi Flick'in projesi içerisinde, oyunun anlayışı içerisinde süre alabilecek, takımında yer alabilecek bir futbolcu. Bunu görüyor İlkay. Ve ben onun iradesinin Barcelona'da sözleşmesini tamamlamaktan yana olduğunu görüyorum. 2025'e kadar sözleşmesi var, yani bir yılda ve bir yılda opsiyonu var. Bunları kullanmak istiyor. İlkay Gündoğan yakın çevresi de bunu ifade etti. La última pregunta, Gabriel, y el central francés Lenglet, su situación en el club ha quedado claro? Aquí dicen que el Beşiktaş Turco presentó una oferta para tener la cesión del jugador. ¿Crees que sabes de que el Barça recibió cualquier oferta por él o una oferta del Beşiktaş? Vamos a ver, el Barça tiene constancia de haber recibido, o el Barça nos ha comunicado que tiene constancia de ofertas por Clement Lenglet. La única que ha trascendido es de la Real Sociedad. El club donostiarra ha vendido a Lenormand al Atlético de Madrid por 30 millones de euros y piensa en Lenglet como su sustituto aquí en la Liga Española. El problema de Lenglet es que tiene la ficha muy alta. Yo no sé si el Barça estaría dispuesto a cederlo una nueva temporada al Besiktas, por ejemplo, pero haciéndose cargo el club turco de toda la ficha. Y no sé si podrá llegar a cubrir esa ficha tan alta que tiene el inglés. Muchísimas gracias por las informaciones y mil gracias de nuevo por estar con nosotros. Eres muy, muy amable, amigo Gabriel. Estoy encantado de participar en tu programa, de hablar contigo. Vale, hasta la próxima. Un saludo desde Estambul a Barcelona. Un saludo desde Barcelona. Chao, Gabriel. Son sorumuz Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen Fransız stoper Lenglet ile ilgiliydi. Lenglet biliyorsunuz iki dönem kiralık olarak İngiliz takımlarında oynadı. Son olarak Tottenham'da oynadı. Lenglet Beşiktaş'ın transfer gündeminde, Beşiktaş bir teklif verdi mi Barcelona'ya? Barcelona'daki kaynakların ya da Barcelonalı yetkililer bu konuda seni bilgilendirdiler mi sorusunu sordum. Lenglet'e pek çok teklif var. Somut olarak bir teklif Beşiktaş'tan geldi mi bunu bilmiyorum ama bir somut teklif geldi. O da Real Sociedad'dan. Real Sociedad biliyorsunuz Lenormand'ı, İspanyol milli takımında oyuncusu Lenormand'ı 30 milyon euroya Atletico Madrid'e sattı ve Real Sociedad elde ettiği bu parayla Lenglet'i Lenormand'ın alternatifi olarak düşünüyor. Onun yerine Lenglet'i almayı planlıyorlar. Böyle bir teklif geldi Barcelona'ya. Barcelona bunu değerlendiriyor ama Barcelona Beşiktaş'tan kiralık bir teklif gelirse bunu da değerlendirmeye açık. Oyuncu pahalı bir oyuncu Lenglet. Aldığı ücret de pahalı. Bütün haklarıyla transferi de pahalı. Yani sözleşme feshi bedeli de yüksek. Dolayısıyla kolay bir transfer operasyonu değil ama Barcelona Beşiktaş'tan böyle bir teklif gelirse, yani Sociedad'ın verdiğinden daha iyi bir teklifi bulursa kiralama seçeneği, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneği dahil olmak üzere pek çok seçenek üzerinde düşünebilir. Çünkü oyuncu satmak zorunda diyor Gabriel Sanz. Gabriel Sanz El Mundo Deportivo'da yazıyor ve Barcelona Futbol Kulübü ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Terlincer Beşiktaş'la ilgili bir transfer haberi daha çıktı. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Beşiktaş'ın sol bek transferi için Milan'ın Senegalli futbolcusu Fode Bayo Torre'yi gündemine aldığından bahsedildi. Bu oyuncu Galatasaray sol bek ararken Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğuna dair haberlere konu olmuştu. Futbolcu 27 yaşında. Bu oyuncuyla ilgili Beşiktaş'tan gelen teklifin reddedildiği iddia ediliyor. Yine İtalyan basınında Calcio Mercato'nun haberine göre Milan teknik direktörü Paolo Fonseca'nın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayan Balo Toure tek başına antrenman yapıyor ve başka bir kulübe transfer olmak için gün sayıyor. Haber Senegalli Solbek'in Serie A ekibiyle sözleşmesini bitirmeye bir yıl kaldığı hatırlatılırken bu yaz takımdan kesinlikle ayrılacağı vurgulandı. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'la anlaştı ancak Fode Balo Toure'nin siyah beyazlı takımdan gelen teklifi reddettiği iddia edildi. Beşiktaş bir
sol bek almak istiyor. Bu doğru. Ama bu futbolcuya transfer teklifinde bulundu mu? Bu bence soru işareti. Leeds United ve Watford'un da oyuncuyu takip ettiğinden bahsediliyor. Gelecek sezon İngiltere Championship'te forma giymesinin yüksek ihtimal olduğu da ifade edilmiş. 2021 yılında 5.4 milyon euro bedelle Milan'a transfer oldu. Oyuncu Senegalli. Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirdi ve sadece 8 maça çıkabildi. Vasat bir performans sergiledi. 224 dakika sahada kaldı. Toure takımına skor katkısı sağlayamadı. Ben Beşiktaş'ın bu oyuncuyu gerçekten gündemine aldığına inanmıyorum ama buna benzer iddialar çıkıyor. Bazen futbolcunun menajerini, yani doğrudan menajerini suçlamamak gerekiyor ama bu oyuncuyu Türkiye pazarına sokmak isteyen bazı aracılar oluyor. Menajeriyle de konuşuyorlar. İşte bize yetki ver, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye götürürüz diyorlar. Onların çıkardığı haberler olabiliyor. Onların iddiaları bazı işte gazetecilere, özellikle İtalyanlara çok gidiyor bu. İtalyanlara söylüyorlar. Onlar da gerçek kabul edip haber yapıyorlar. Ben Beşiktaş'ın bu futbolcuyla gerçekten ilgilendiğine inanmıyorum. Değerli Nijer. Eskrim Kadınlar Bireysel Kılıç Çeyrek finaline yükselme maçında Fransız rakibi Sara Blazer'e mağlup oldu. Nisa Nur Erbil Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ve veda etmiş. Önemli olan iyi bir temsil örneği göstermekti, mücadele etmekti. Ben bu mücadeleyi yaptığına inanıyorum. Antalya Spor Abdullah Yiğiter'i kadrosuna kattığını açıkladı. Dursun Özbek, ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz. Bir kısmını yaptık, bir kısmını da kısa sürede bitireceğiz diyor. Ve Dursun Özbek, cumartesi Süper Kupa'ya oynayacağız. Süper Kupa finalini oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla birlikte tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Bir kısmını giderdik ve devamını da getireceğiz dedi. Bugün Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin 73. ölüm yıl dönümüydü ve Feriköy mezarlığındaki mezarlığındaki mezarı başında bir anma töreni düzenledi Galatasaraylı yetkililer, yöneticiler. Burada törenden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler ve Galatasaraylılar Ali Samiye'nin mezarı başında dua okuduktan sonra çok yakınında, Ali Samiye'nin mezarına çok yakın olan Süleyman Seba'nın, Beşiktaş'ın Ulusal Başkanı Süleyman Seba'nın da mezarına giderek dua okudular. Bu notu da vermekte fayda var. Ankara keçi öğren gücü Stephen Colker'ı kadrosuna kattı. Biliyorsunuz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu İngiliz futbolcu Colker. Şimdi keçi öğren gücünün formasını giyecek. Eda Erdem, bu kadar kötü voleybola rağmen sağlam kalıp bu maçı kazanmak bizim için ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor diyor. Hollanda galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada. Ebrar Karakurt'un da bir paylaşımı vardı. Zafer işareti yapıyor. Ebrar Karakurt, o da kadın voleybol takımımızın önemli, değişmeyen fundamental parçalarından bir tanesi. Başakşehir Beşiktaş'tan Onur Bulut'u bonservisiyle kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi Onur Bulut da 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Bu bilgiyi vermiştim. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha hatırlattım. Değerli dinleyiciler, bu arada ünlü okçumuz Mete Gazoz çeyrek finale yükseldi. Paris 2024 Olimpiyatlarında Mete gerçekten bu alanda ülkemizi başarıyla ve çok büyük bir başarı seviyesiyle temsil ediyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu, biz bu adaleti sağlayamazsak Türk futbolunun marka değerini arttıramayız. Kimse seyretmiyor, niye almıyor? Ben tiyatromu seyredeceğim diyor. Al iki takımı yürüt, diğer takımlar figüran, biz buna müsaade etmeyeceğiz demiş Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bunlar güzel sözler ama pratikte geçerlilik kazanacak sözler mi? Buna bakmak lazım. Ne şekilde Anadolu takımlarıyla büyük takımlar arasındaki uçurumu azaltacak, maddi ve futbol niteliği açısından var olan uçurumu azaltacak ve yarışmayı daha da güçlendirecek. Böylece seyir zevki daha yüksek bir lig yaratacak. Bunun somut koşulları nedir? Bunu nasıl yapacak? Bunu da açıklamak lazım. Bu sözler güzel sözler ama pratikte ne yapacağı bence yeni yönetimin ve yeni yönetim kurulu başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun daha önemli. Kendi evlatlarım güvenmeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil, bütün millete yapılan bir hakarettir demiş. Yabancı hakem konusunda yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Beşiktaş'ta dün yapılan hazırlık maçında Rafa Silva ön plana çıktı. Attığı iki golle Gençler Birliği karşısında 2-0'lık bir galibiyet elde etti Beşiktaş dün, değerli dinleyiciler. Bu arada Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, bir açıklama yaptı. Mehmet Büyükekşi'nin Spor Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak göreve geleceği öne sürüldü. Büyük olasılıkla Halis Yunus Ersöz'ün yerine geçeceği belirtildi. Büyükekşi'nin göreve başlamasıyla birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da kendisine bağlanacak. Açıklamadan ziyade Mehmet Büyükekşi ile ilgili böyle bir haber var. Trabzonspor'un boşnak oyuncusu Edin Vişka. Tek düşüncem şampiyon olmak. Birisi bana bu sene Trabzon'la şampiyon olacaksın ama sezon sonunda futbolu bırakacaksın dese kabul ederim. Uzun vadeli planlar yapan biri olmadım hiç ama bu sene Trabzonspor'la bir kez daha şampiyon olmayı çok istiyorum dedi. Bu adanmışlığın, samimiyetin göstergesi bence. Edin Vişka çok iyi bir karakter. Bence de iyi bir futbolcu. Üstelik Trabzon
Trabzonspor'a gitmeyi de çok istemişti. Çok arzu ederek gitti Trabzonspor'a. Bence elinden geleni yapıyor ama talihsizlik, iki büyük sakatlık evresi yaşadı. Bu sakatlıklar onu biraz geriye götürdü ama bu sezon sezon başı çalışmalarını takımla birlikte yaptı. Daha iyi bir performans sergileyebilir. Biliyorsunuz yıllarca Başakşehir'de oynadı ve çok başarılı oldu. Türkçeyi de harika konuşuyor Edin Vişka. Çaykur Rizespor Sarajevo forması giyen Muhammed Blue Başiç'le her konuda anlaştı. 20 yaşında bu futbolcu orta sahada oynuyor. Rizespor için sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşme imzalanacak kendisiyle. Gaziantep Futbol Kulübü son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Enric Saborit'le anlaştı. Bu İspanyol bir futbolcu, stoper mevkinde oynuyor. Tecrübeli bir oyuncu, 32 yaşında. Gaziantep böylece bir İspanyolu transfer etmiş oldu savunmasına. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Hamza Akman'a talip oldu. Hamza Akman'la yurt dışından da ilgilenen kulüpler var. Selçuk İnan Hamza Akman'ı Gaziantep Futbol Kulübü'ne özellikle istiyor. Galatasaray'ın da kiralık olarak bu futbolcuyu verme şansı var. Bu arada U19 Avrupa Futbol Şampiyonası sona erdi. İspanya finalde Fransa'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Biliyorsunuz İspanya A takımı da geride bıraktığımız Euro 2024'te Avrupa şampiyonu olmuştu. İspanyollar hem milli takım hem de kulüp düzeyinde şampiyonluklara devam ediyorlar. Avrupa yarışmalarında dün oynanan finalde de Avrupa U19 şampiyonası finalinde de İspanya Fransa'yı 2-0 yendi ve Avrupa şampiyonu oldu U19 takımı. Sevgili dinleyiciler, sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Galatasaray'dan Milan'a cazip bir teklif deniyor. Milan kaptanına cazip teklif denmiş. Sağ beki Kopenhag'dan Elias Jölert'i transfer eden Galatasaray'ın Milan'ın kaptanı David Calabria'yı gündeme aldığı ve yıldız futbolcuya İtalyan devinde aldığı ücretten fazlasını teklif ettiği iddia edildi. Yani şimdi bunu kim iddia etmiş bakalım da yani bunları görünce açıkçası sinirleniyorum. Yani bunlar gerçekten ipe sapa gelmez haberler. Neden ipe sapa gelmez haberler? Çünkü Galatasaray zaten bir sağ bek transfer etti. Ve bu sağ bek transferinden önce Okan Buruk doğrudur. Calabria transferini düşünmüştü. Nedeni de şu: Calabria üst düzeyde oynuyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesinde oynuyor. Alırsak rahat ederiz. Sağlam bir oyuncu, deneyimli bir oyuncu demişti. Ama bir, Milan bu futbolcunun satışı için 10 milyon euro talep etti. İki, bu futbolcu 4 milyon euro net ücret kazanıyor. Dolayısıyla Galatasaray bu futbolcudan vazgeçti ve doğru olanı yaptı. Jölert'i aldı. Çok mantıklı bir yatırım. Zaten Milan bu Davide Calabria'yı Galatasaray'a satsaydı alacağı futbolcu, onun yerine alacağı futbolcu da bugün Galatasaray'da olan, Galatasaray'ın aldığı Jölert'ti. Onun için teklif yapacaklardı. Dolayısıyla bu eski bir hikaye. İtalya'da bir gazeteci böyle bir haberi atmış ve ortaya işte böyle Galatasaray'dan cazip bir teklif diyor. Galatasaray'ın cazip bir teklifi yok. Galatasaray bu futbolcunun transfer koşullarını 2 ay önce Milan'a sordu. Milan'dan aldığı yanıt üzerine bu futbolcuyla ilgili herhangi bir transfer girişiminde bulunmadı. İşin detayı, özeti bu. Calabria üstelik Milan'ın altyapısından yetişti ve Milan dışında herhangi bir takımda oynamadı. Yurt dışı deneyimi de yok. Belki iyi bir oyuncu olabilir. 41 maça çıktı. Bir tane golü var, 4 tane gol pası var. İyi bir oyuncu olabilir ama yurt dışı deneyimi olmadığı için deneyimi olmayan, yurt dışında çıkmamış oyuncularla ilgili çok ciddi problemlerin olabileceğini düşünüyorum. Ve Galatasaray bence doğru bir yatırım yaptı. Çok daha genç yaşta, sonraki satışından da büyük para kazanabileceği bir oyuncuyu Jölert'i transfer ederek. Şimdi bir başka oyuncu, Cenova'da forma giyen Danimarkalı Frent Rob'un Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor. Programımızın ilk bölümünde konuşmuştuk. Frent Rob Galatasaray'a önerilen futbolculardan bir tanesi. Frent Rob deneyimli ve oyun disiplini yüksek bir oyuncu. İskandinav futbol özelliklerini tamamen futbol karakterinde barındıran bir futbolcu. Ama oyun IQ'su açısından Galatasaray'ın orta sahada oyun kurucu mevkiindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu seviyeye yakın oyuncu Wendel şu anda hala Galatasaray'ın bir numarası. Bakmayın siz Zenit St. Petersburg Başkanı Medvedev'in dün işte kesin kalacak dediğine politik bir açıklama yapıyor. Bir numarada Wendel var. İkinci
sırada McTominay olduğundan bahsediyor ama ben McTominay'dan ziyade Wendell olmazsa Richard Rios, Palmeiras'ta forma giyen Kolombiyalı oyuncunun ikinci sırada olduğunu düşünüyorum. McTominay üçüncü sırada. McTominay çünkü hem pahalı, çok yüksek bir ücret talep etti. İkincisi defansif orta saha olarak oynuyor. Birinci mevki defansif orta saha. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı yok bence. Zaten Torreira oynuyor. Kaan Ayhan oynuyor. Gerektiğinde Berkan yurt içindeki maçlarda oynar. Galatasaray'ın merkezde oyunu yönlendirebilecek, orta sahaya sertlik verebilecek, oyun sıkıştığında oyunu rahatlıkla tersine çevirebilecek ve pas yüzdesi yüksek bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani ana mevki merkez orta saha olan bir oyuncu arıyor Galatasaray bu bakımdan. Ben Galatasaray'ın Wendell ve Rios konusunda konsantre olduğunu ama bir ihtimal var. O da şu anda boşta olan, hala takımsız olan Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ile bir teması olmuştu Galatasaray'ın. Sadece onun transfere bakış açısını öğrenmişlerdi. Bir müzakere olmamıştı. Adrien Rabiot'a yatırım yapılabileceğini, Wendell için işte 20 milyon euro üzerinde ya da 15 milyon euro'nun üzerinde para verileceğini, yine 15 milyon euro'ya yakın bir paranın Rios için verileceğini, boşta olan ama yüksek maaşlı olan Rabiot'a yatırım yapmanın çok daha makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk'un hızlı hücum sisteminde dikine oynayan oyuncular çok önemli. Rabiot'un en önemli özelliği de hızlı, dikine oynuyor olması, topla ilerleme gücünün yüksek olması. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İçer, İtalya'da Calcio Napoli 24'ün bir haberi var. O da Galatasaray ile ilgili. Napoli'de yeni teknik direktör Antonio Conte'nin gözüne giremeyen 24 yaşında bir orta saha oyuncusu var. Adı Jens Kahuste. Başarılı oyuncunun Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor deniyor bu haberde. Napoli'nin 12 milyon euroya satın aldığı Kahuste için buna yakın bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. Galatasaray'la birlikte Fransa'dan bazı takımların da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği iddia ediliyor. Napoli'de geçen sezon 35 maça çıktı. İsveçli bir oyuncu Kahuste 2 asistlik performans sergiledi. Yani 2 tane gol pası var. Bu arada Galatasaray'dan bahsetmişken Hamza Akman'a sürpriz bir talip olduğundan bahsediliyor. Biliyorsunuz az önce Gaziantep Futbol Kulübü'nün Hamza Akman'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediğinden bahsetmiştik. Danimarka'da Bold'un haberine göre Sonderskiye 19 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Sonderskiye'nin Hamza Akman'a sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı belirtildi. Danimarka basınına göre genç futbolcunun adı Türkiye'den Gaziantep Futbol Kulübü ile anılmıştı. Hamza Akman'ın geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişti. Sarı Kırmızı takımın sözleşme teklif etmemesinin ardından boşa çıkmıştı Hamza Akman. Galatasaray A takımında 3 maçta süre bulan Hamza Akman bir gol attı ve bir de asist yaptı. Ayhan Akman'ın oğlu biliyorsunuz. Hamza Akman, bir de Efe Akman var. O geniş kadroda yer alıyor. Burada olimpiyatlar devam ediyor. Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek bir üst tura çıktı değerli dinleyiciler. Böylece Nadal karşısında belirleyici bir galibiyet elde etmiş oldu Novak Djokovic. 2-0 yendi rakibini. Az önce aktarmıştım, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay erkek milli takımı Hindistan'ı yenerek yarı finale çıktı. Lens Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım Tarundip Rai Pravin'den oluşan temsil ettiği, bu oyuncuların temsil ettiği, bir de Bom Devara'nın temsil ettiği Hindistan'la karşılaştı. Milliler ilk seti 57-53, ikinci seti 55-52 kazandı. Üçüncü seti 55-54 kaybetti. Dördüncü sette rakibini 57-54 mağlup ederek skoru 6-2'ye taşıdı ve yarı finale çıktı. Klasik yay erkek milli takımı yarı finalde İtalya Fransa eşleşmesinin galibiyle bugün karşı karşıya gelecek. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu aşamasında sizleri Hollanda'ya götürüyoruz. Az sonra teknik direktör Tahsin Koca bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhaba, iyi günler. Nasılsınız? İyi günler hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl başladı hafta sizin için? Teşekkür ederim. İyi, güzel, güneşli bir hava sıcak.
Ne güzel, tam aradığınız şey sizin istediğiniz. Biz serin havaları istiyoruz, yağmur istiyoruz, siz de sıcak istiyorsunuz. Evet, geldi sonunda, bize geldi. Birkaç gün bakalım. İnşallah bu şekilde kalır. Size ne var, yok, her şey iyi. Vallahi iyi hocam, takip ediyoruz transfer gelişmelerini. Bu arada Serie A'nın yeni ekibi Monza, Varane'ı transfer etti. Fransız stoperi ve şimdi de Costa Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etmişler hocam. Galliani biliyorsunuz Milan'ın eski başkanı, buranın sahibi. Berlusconi vefat etmeden önce bu kulübü satın almıştı. Onlar yürütüyor. İlginç, enteresan transferlere imza atıyorlar. Ya şimdi onların hedefi ikinci bir Milan efsanesi yaratmak. Değil mi? Şu andaki hedefleri öyle. Evet, galiba Hollandalı Memphis Depay'ı da alacaklar. Yani niyetleri öyle. Ha, Depay'ı da onlar alacak değil mi? Depay'a da talip olmuşlardı. Büyük ihtimalle öyle. Depay'ı da onlar alacak. Hocam, Luke Day yok. Trabzonspor'a gidiyor mu? Böyle bir gelişme var mı? Duyduğunuz bir şey var mı? Hayır. Yok, kesinlikle kariyerini tamamen peşi ve aynı topunda tamamlamak istiyor. Herhangi bir ülke dışı maceraya atılmak istemiyor. Yani kesin kararı. Kesin ama kararı. Bu futbol bilemezsin, her şey değişebilir ama çok talibi oldu. Birçok talibi oldu. Kesinlikle artık PSV'de bir ikon haline gelmiş. Oranın unutulmazları arasına girmiş bir oyuncu olarak kariyerini orada tamamlamak istiyor. Zaten bu sene de Şampiyonlar Ligi var. Trabzonspor'a neye gelsin? Anladım, peki. Hocam nasıl Avrupa'da transfer piyasası nasıl ilerliyor? Var mı bizimle paylaşabileceğiniz önemli gelişmeler? Ya şu anda biliyorsun zaten Avrupalılar bizdeki gibi 20-10-15 futbolcuya pek şey yapmıyorlar. Büyük takımların bir kadrosu var ve şu anda o boşlukları, bir hedef oyuncular var, onları almak istiyorlar. Şu anda Almanlar biliyorsun Dortmund şeyi aldı, Gracie'yi aldı. Onlar bir orta saha ve bir orta saha gibi bir çalışması var, onu biliyorum. Bayern İngiltere'den aldı, bayağı pahalı bir transfer aldı. Onların da yeri dolu. Zaten bekleri, stoperleri çok iyi. Büyük takımlar, dün bir haber duydum da Türkiye'de, bilmiyorum. Manchester City'den Kovacic, Fenerbahçe. Ne diyorsunuz bu olay için, Kovacic için? Ya çok... Bilmiyorum ben, hayır diyorsun, şey yapamıyorum. Hayatta her türlü şey var, her şey olabilir ama gerçekten rüyasını bile göremezler, öyle diyorum. Anladım. Kovacic'in gelmesi mümkün değil sizce? Ya şu anda hem şeyi vazgeçmek istemiyor. Pep Guardiola vazgeçmek istemiyor. Hem oyuncu takımdan vazgeçmek istemiyor. Ama hayat, bilmiyorum, her şey olabilir. Doğrudan oynamıyor ama birinci yedek olarak, birinci ikinci yedek olarak her zaman süre alıyor değil mi? Hayır. Geçen yıl 40 maç oynadı. Nasıl öyle? Yok. Hayır, o oynadı da yani her zaman 11'de değil. O konuda bir yanımda o konunun İngiltere uzmanı var. Ya şeyin olmasa Tarık da yanımda. Doğru. Tarık'a bir şey yapayım, sorayım. 40 maç oynadı geçen yıl değil mi o? 40 maç oynadı. Ya bazen oynamı sonradan müdahil oluyor ama alabilirlerse gerçekten Türkiye'yi alınabilecek en ciddi. Ben zaten biliyorsun Galatasaray için de önerdiğim birkaç tane isim vardı. Raul, şu Fransız oyuncu. Rabiot. Yani, Rabiot. Evet, yani bu Türkiye'ye gelebilecek en zirve, en müthiş oyunculardan birisi. Evet. Için, ama siz Kovac için gelme ihtimalinin olmadığını düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Yani oyuncu ayrılmak istemiyor. Ama diyorum bu futbol ne zaman ne olacağına hayır dediğin her şey, bakarsın yarın bir gün değişti. Ama şu anda mümkün görünmeyen bir şey. Çünkü takımlar kampta, Amerika'da. Doğru. Hocam yani, bu arada Manchester City'den bahsetmişken orada defansif olarak oynayan bir orta saha oyuncusu var. Calvin Phillips. West Ham United'dan transfer oldu bildiğim kadarıyla bu futbolcu. Menajerler güya işte biz onu kiralık getirebiliriz demişler, Galatasaray'a gitmişler. Ben bu oyuncunun çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ne diyorsunuz? Calvin Phillips tanıdığınız bir oyuncu mu? Ya biliyorum da çok takip ettiğim bir oyuncu değil ama şey... 2 maç var, 6 maç yok. Zaten düzensiz bir oyuncu. Yani onu
ona bir şey demem ama şimdi onu Kovacic'le kıyaslamam mümkün değil. Yani ikisi tamamen farklı profil, farklı oyuncular. Onun için ya bu da bunun gibi olur demek bence şey olur. Mantıklı olmaz. Ya mantıklı olmaz yani ikisi tamamen şey farklı düzeyde oyuncular. Ya alabilecek ya çok oyuncu var. Bence Galatasaray kendini biraz Amerika kıtasına Brezilya'da çok müthiş oyuncular da yani 3 tane 5 tane oyuncuya kendini kilitlemenin bir anlamı yok yani. Aynı yaptığın hatayı tekrar yapmanın bir anlamı yok. Yapıyorsun bu hatayı. Bir daha tekrarlamana gerek yok. Ben onu söylüyorum yani 6 milyon 7 milyon 8 milyon Kovacic'e 8 milyon verir. Türkiye Ligi'nde geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluk primi Zaha'nın maaşını karşılamadı. Doğru. Peki. Yani benim de futbola bakış açım biliyorsun ben sürekli aynı şekilde bakıyorum yani tamam gelmek güzel bir şey mesela Silva'yı bir sürekli söyledik Rafa Silva tekrar yine gündeme getir müthiş bir oyuncu ama verdiğim paraya bak Beşiktaş 4 tane oyuncusuna tam 100 milyon euro gelecekteki 4 senesi için 100 milyon eurosunu bağladı. Bu sadece Beşiktaş için geçerli değil öbürsüler için de. Yani Adana Demirspor'un başkanının asmadığı, kesmediği, demediği şeyi bırakmadı. 15 tane oyuncu, 10-15 tane oyuncu için dosyası devam ediyor. Kulüp şimdi transfer yapamıyor. Evet. Neden bahsediyoruz? Türkiye'de galiba 10'a yakın takımın transfer tahtası kapalı. Etmek güzel bir şey yani. Al getir, al getir, al getir. Yani artık üretim kısmına bakmamız lazım. Peki hocam. Biz nasıl üretebiliriz? Buna bakmamız lazım. Hafta içerisinde yine konuşacağız hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Bizimle birlikteydi. Hollanda'da yaşıyor. Pek çok önemli kulüple iyi ilişkilere sahip. Teknik direktörlük diploması da var ama son dönemde daha çok futbolcu temsilciliğiyle ilgileniyor. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, yani tam 15'te birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.